Efendim mercek altından iyi akşamlar. Allah izin veriyor. Her pazartesi bu saatte karşınızda olmaya çalışıyorum ve mümkün olduğunca bu programda hemen hemen her konuyu bu mercek altı vasıtasıyla sizlerin ekranlarına getirmeye çalışıyoruz. Eğitim biliyorsunuz hem Malise için hem Türkiye için çok önemli. Okullarda alınan eğitimler çocukları geleceklerine ne kadar hazırlıyor? Kamu okullarında yani milli eğitim müfredatıyla eğitim veren okullarda çocuklar hem derslerde aldıkları akademik eğitimden hem de bütün o 8 saat boyunca kamu okullarında verilen eğitim çocukları geleceklerine ne kadar hazırlıyor? Efendim sınavlar şimdi aldı başını gidiyor. Sınavların formatları değiştiriliyor, yeni sınav şekilleri tekrar gündeme getiriliyor. Çocuklar artık sınava nasıl çalışacaklarından, testleri nasıl çözeceklerinden, geleceklerine nasıl hazırlanacakları konusunda ikilem içerisinde kaldılar. Sadece çocuklar mı? Tabii veliler de, öğretmenler de. Öğretmenler artık çocuklarını nasıl eğiteceklerini bilmiyorlar. İşte biz bu akşam bu programda çok önemli bir eğitim kurumunu sizlere tanıtacağız. Türk Koleji. İzmir Türk Koleji'ydi. Şimdi hala İzmir Türk Koleji olarak Türkiye'nin Türkiye'de 22 okulda 5 kampüste eğitim veriyor. Manisa'da da İzmir Türk Koleji, Türk Koleji olarak yeni bir okul açtı. İzmir Türk Koleji, daha doğrusu Türk Koleji Manisa'da ve 22 okulunda 5 kampüsünde nasıl bir eğitim veriyor? Biz bunları bu akşam mercek altında masaya yatıracağız. Tam kimlerle? İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz sonra kendilerini tanıtacağım. Çünkü onlar 1950 yılından beri Türkiye'de Ege bölgesinde hizmet veren çok önemli bir eğitim kurumunun eğitim kahramanları. Çocuklarını, eğitilen çocukları geleceğe hazırlayacak sadece akademik başarılarla değil, hayatlarını ileride nasıl idame ettirmeleri gerektiği konusunda çocuklarını hayata, eğitimlerini verirken hayata hazırlayan çok değerli eğitim neferleri kendi kadrolarıyla birlikte. İzmir Türk Koleji Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı ve Çiğli Kampüsü Lise Müdürü İpek Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzmir Türk Koleji Akademik Koordinatörü Bahar Ergin Fuat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuşaklara baktığımız zaman birinci kuşaktan orta kuşak ve Türk Koleji'nin kurucularından dedesi, siz de orta kuşak sayılıyorsunuz, çok da yaşlı bir insan gibi durmuyorsunuz şu an. Sağ olun, teşekkürler. Sayın Yiğit Tatış'ın dedesi kurdu İzmir Türk Koleji'ni sevgili seyirciler. Biraz sonra hem tanıtım filminde hem de Sayın Yiğit Tatış'tan İzmir Türk Koleji'nin kuruluş hikayesini dinleyeceğiz. Ve eğitim programını, aynı zamanda akademik programını dinleyeceğiz eğitimci arkadaşlarımızdan. Tanıyalım mı? Önce sizi tanıyalım, sonra okulumuzu tanıyalım. Niyetle. Ben İzmir Özel Türk Koleji'nin son 3 yıldır genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Özel Türk Koleji'nden mezun oldum. Daha sonra yurt dışında eğitim hayatımı, tahsilimi tamamladıktan sonra aile kurumumuza geri döndüm. Benden önce yönetim kurulu başkanımız Oğuz Tatış ikinci kuşak olarak eğitim kurumlarımızın genel müdürlüğü üstlenmişti. Ondan önce de rahmetli kurucumuz Bahattin Tatış. İşte son 3 senede de ben bayrağı devraldım. Onların yaratmış olduğu ilke ve değerlerde okulumuzu daha da genişleterek ve geliştirerek ülkemize eğitim hizmetini vermeye devam ediyoruz. Bizi programımıza davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Çünkü her platformda eğitimin geleceği hakkında ve yapılması gerekenler hakkında mümkün olduğu kadar kamuoyuyla, insanlarla mesajlarımızı, değerlerimizi paylaşmak istiyoruz. Evet. Özel okullar genelde, ben tenzih ederek konuşuyorum bazı özel okulları, hep maddi menfaat için kurulur. Para kazanmak için kurulur. Çocukların özel okullarda aldıkları eğitimler ne kadar hayatın içerisinde geçerliliğini sağlıyor? Bunu genelde özel okulların idarecileri pek de düşünmezler. Yeter ki okul para kazansın. Yeter ki çocukların velilerinden alınacak paralarla okul ayakta durabilsin. Daha çok gelişebilsin. Daha çok temsilcilikler veya illerde yeni okullar açılabilsin düşüncesiyle kurulur özel okullar. Ama
Türk Koleji 1950 yılında Türkiye'de kurulmuş ilk Türk Koleji adını alan bir okul. Rahmetli dedeniz de zaten bu işe girerken öyle bir açıklama yapmış ve demiş ki öyle bir özel okul kuracağım. Akademik başarısıyla Türkiye'de adından sıkça söz ettirsin ve burada yetişen öğrenciler de geleceklerine sağlam adımlarla başlasın diye. Biraz evet. Dedenizden bahsedelim mi? Tabii memnuniyetle. Rahmetli büyük babam benim bir matematik öğretmeni. Atatürk'ün kurduğu genç cumhuriyetin yetiştirdiği idealist öğretmenlerden birisi. O ideallere çok inanıyor. 1950 yılı öncesi de çeşitli bölgelerde öğretmenlik görevi yapıyor. Ama hep içinde bir ukde var. Neden bir kendi bir kolejimiz yok? Hep yabancı vakıf kolejleri var öne çıkan ve bütün aileler çocuklarını... O zamanlarda hep vakıf kolejleri vardı. Vakıf kolejleri var ve çoğunluğu da bunların %99'u da yabancı vakıfların kurduğu. Yani bizim neden kendi bir kolejimiz olmasın, özel bir kolejimiz olmasın diye araştırıyor. Kanunlarında el verdiğini görüyor ve Ankara'nın yolunu tutuyor. Ve Ankara'da bütün iznini hazırlayarak o zamanın Talim Terbiye Kurulu Başkanı diyor izni almaya. O zamanki Talim Terbiye Kurulu Başkanı diyor ki biz çok memnuniyetle karşıladık. Bunu umutla bekliyorduk böyle bir atılımın yapılmasını. Sizden bir ricamız var diyor. Öyle bir özel okul kurun ki diyor, veliler artık Amerikan, Fransız, İtalyan okullarının kapısında sırada duracağına bir Türk okulunun kapısında sırada dursun diyor. Ve isminizin de Türk Koleji olmasını istiyoruz diyor. Tabii bu bize çok gurur veren bir mesaj. Büyük babam da büyük bir şevkle ve enerjiyle bu misyonu kendisine üstleniyor. Ve o günden itibaren de 1950 yılında ilk defa bir Türk ismiyle bir okul kuruluyor. Ve ondan sonra da her gelen sene itibariyle yaptığı atılımlarla adından söz ettiren, birçok yenilik yapan okul olarak bugün 66. yılımızı kutluyoruz kurduğu temeller üzerinde. 66 yıl. Evet. 66 yıldan beri ayakta durabilen bir okul ki o zamanlarda özel kolej, özel okul pek de görülmüş değil vakıflardan başka. Evet. Kabullendirmekte de sanıyorum ki biraz güç çekilmiştir. Çünkü savaştan çıkmış bir millet, yeni inkılaplar artık oturmaya başladı. Tam da oturmuş şekilde değil. Türkiye böyle bir okula, özel okula hazır değil. Tabii. Sanıyorum ki. Tabii yani o zamanlar insanların özel kolejden beklentisi... Ben paramı vereyim, diplomamı alayım çocuğum için beklentisi. Hatta çok da güzel bir anekdotu var. Özel Türk Koleji'ne ilk yazılan çocukların 16'sı sınıfta kalıyor ilk senesinde. ve ilk senesinde böyle bir mesaj veriyor. Yani burası çalışmadan geçebileceğiniz bir kurum değil, ciddi bir kurumdur mesajı paranızı veriyor. Paranızı verip de buradan hemen diploma alabileceğiniz bir okul değil. Ya buna çok önem gösteriyor. Buraya insanlar... çocuklarını belli değerler ve akademik kazanımlar için bırakması gerekli diye düşünüyor. Ve bu idealleri peşinde de her zaman koşuyor. Yani kısa günün kârı hesaplarıyla hareket etmiyor. Kalıcı bir kurum olsun istiyor ve temellerini o gün atarken de bunları düşünerek yapıyor. Yani bundan 60 sene sonra, 70 sene sonra ben olmasam bile 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra da devam edebilecek bir eğitim kurumu olsun diye düşünerek hareket ediyor. Ve bütün stratejisini de buna göre belirliyor. Ve bugün geçmişe dönüp baktığımızda da gerçekten o günlerde verdiği kararlar ve kurguladığı misyonu, hedefleri bugün için de geçerli misyon ve hedefler çerçevesinde devam ediyor. Şimdi ben sizin web sitenizden merak ettim kaç tane okul var Türk Koleji'nin diye. Şimdi programın başında 5 kampüs 22 okul dedim ama bu okulların hangileri olduğunu seyircilerimiz merak eder. Okuyacağım yanlış yapmamak için de kuruluş yıllarıyla beraber sizin web sitenizde. Zaten Türk Koleji'nin web sitesine girdiğiniz zaman sevgili seyirciler istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Belki çocuğunuzu kaydettirmek istersiniz. Malis'e veya İzmir'in biraz sonra okuyacağım bölgelerindeki diğer okullarını kaydetmek isteyebilirsiniz. Hem akademik başarısında izlediği yol hem de faaliyetleriyle ilgili, etkinliklerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz veya telefonla arayıp İzmir Türk Koleji'nin nasıl bir eğitim sistemiyle eğitim verdiğini öğrenebilirsiniz. Biraz sonra Sayın İpek Deniz'i dinlediğiniz zaman İzmir Türk Koleji'ni niye konu ettiğini mercek altına zaten anlayacaksınız. Çünkü
adı üzerinde Türk Koleji olduğu için Türk kültürünü de gençlerimize, çocuklarımıza daha okul öncesinden başlayarak lise son sınıfa kadar vermeyi hedef edilen bir eğitim sistemine sahip. Madem ki adı Türk Koleji koyulmuş, o zaman burada eğitim gören çocuklar mutlaka Türk örf ve adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, bilmesi gerekenleri, hatta geçmişte yaşananları, geçmişte bizim bilmediğimiz, şimdiki gençlerin henüz bilmediği bütün o yaşayan tarihi Türk Koleji'nde öğreniyorlar. İpek Hanım biraz sonra onu anlatacak. Ama ben bilin istiyorum. Türk Koleji'nin bu 22 tane okulu, 5 kampüsü nerede? Efendim, 1951-1952 yılında Uşakizade Köşkü'nde eğitime başladı. Şimdi Uşakizade Köşkü'nü belki bilen bilir, bilmeyen için ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Tarih belki okudunuz, belki okumadınız ama mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yapılan belgeselleri veya filmleri izlemişsinizdir. Hani Latife Hanım, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk İzmir'e geldiğinde onu çok güzel bir köşkün önünde karşılıyor. Ve o köşkte misafir ediyor, arkasından evleniyorlar Latife Hanım'la beraber, yine o köşkte yaşıyorlar. Mutlaka aklınıza gelmiştir. Biraz sonra zaten tanıtım filminde göreceksiniz köşkü. İşte İzmir Türk Koleji'nin ilk okulu Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım tarafından karşılandığı, misafir edildiği ve uzun yıllar o köşkte yaşadığı binada ilk defa açıldı. Yanlış söylemedim herhalde. Doğru söylüyorsunuz, evet. İlkokul 1951-52 yılında bu bahsettiğim köşkte, Uşakizade Köşkü'nde açıldı. Arkasından 1956-1957 yılında Alsancak Şubesi açıldı Türk Koleji'ne. 1957-1958 yılında Orhan Ekgüder ilk binası hizmete girdi. 1960-1961 İTK yatakhanesi hizmete girdi. Ben hepsini okuyorum size, hepiniz hepsini bilebilirsiniz diye. 1960-1961 Alsancak Kız Şubesi açıldı. Arkasından 1963-1964 Cevdet Bilsay binası hizmete girdi Türk Koleji'nin. 1964-1965 takviyeli fen bölümü açıldı kolejin. 1965-1966'da Türkiye'nin ilk matematik laboratuvarı Türk Koleji bünyesinde açıldı efendim. 1981-1982 Anadolu Lisesi açıldı Türk Koleji'nin. 1981-1982 Anadolu Lisesi Almanca bölümü açıldı. 1982-1983 yılında yabancı dil laboratuvarı açıldı. 1988-1989 Fen Lisesi eğitime başladı. 1989-1990 Cahit Gürkan Salonu açıldı. Bunlar hep İzmir'de ama. Evet. Değil mi efendim? Evet. 1991-1992 Merkez İlköğretim Okulu eğitime başladı. 1993-1994 Orhan Ekgüder binası açıldı. 1994-1995 Kadir Uysal Kütüphanesi, 2000-2001 Karşıyaka Şubesi, 2000-2001 Uşakzade Köşkü restorasyonu tamamlandı ve eğitimine devam etti. 2001-2002 Bornova'na Okulu, 2001-2002 Gazi Mustafa Kemal Paşa Kültür Vakfı, 2001-2002 Alsancak Anaokulu, 2002-2003 Yelken Kulübü kuruldu ve bu sene 2015-2016 eğitim öğretim sezonunda Manisa Türk Koleji'de hizmete açıldı efendim. Çok kısa böyle sizlere anlatmaya çalıştım. Arkada da varmış efendim. Evet. Ben özür diliyorum. Çok uzun. Uzun olsun, okuyayım. 66 yıl. 2003-2004 Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi, 2007-2008 Büyükelçilik yeni kampüs hizmete girdi. 2007-2008 İTK Gezegen Evi açıldı ki buraya biraz sonra bunu konuşacağız. Gezegen Evi çok önemli. Manisa'da da Fen Lisesi'nde var ama sevgili seyirciler, yeterince işlevini görmüyor. Gezegen Evi'ni görmenizi tavsiye ederim. Özellikle fizik, kimya, matematik ve uzay bilimlerine düşkün, bu eğitimleri almak isteyen öğrencilerimizin, hatta velilerimizin, hatta dışarıdan bizlerin bile gidip Gezegen Evi'ni mutlaka görmesi lazım. Çünkü orada anlatılanlarla şaşkına döneceksiniz. Gördüklerinizle şaşkına döneceksiniz. Devam ediyorum. 2010-2011 Narlıdere Anaokulu, 2013 Haziran Bornova Kampüs Temel Atma Töreni, 2013 Eylül Özel Türk Koleji Marmaris Anaokul açılışı. Marmaris'te de açmışsınız. Evet. Yavaş yavaş güneye doğru, Akdeniz'e doğru gidiyorsunuz. Durun bakalım.
2013 Eylül Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü'nde eğitime başlandı. 2014 Eylül İTK Bornova Kampüsü'nde eğitime başlandı. 2014 Eylül 7. Anaokulu Mavişehir Anaokulu açıldı. 2014 Eylül Gambro Play Cimboli. Ben yanlış okudum, yanlış telaffuz ettim. Mavişehir Etkinlik Merkezi açıldı. Şimdi gelelim Manisa'ya. Tabii ben Manisalı olduğum için hızlı geçtim. 2015-2016 eğitim öğretim sezonunda da İzmir Türk Koleji, Türk Koleji adıyla Manisa'da Yapınet'in hemen yanında. Hemen de Yapınet'in reklamını yaptım. hizmete girdi efendim. Şimdi tabii bu kadar açılan okuldan sonra, yeni kampüsten sonra ben sormak istiyorum, size sormak istiyorum genel müdür olarak. Manisa'nın dışında Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu düşünüyor musunuz? Yeni okullar açmayı. Düşünüyoruz açıkçası ama biz sağlıklı ve emin adımlarla büyümeyi seven bir kurumuz. Yani 66 yıl içinde bu atılımları yapmadan önce bir kere ciddi anlamda bir altyapı çalışması yaptık. Çünkü eğitim öğretim çok ciddi bir iş. Her iş ciddi ama eğitim öğretimde bir şekilde elinizi taşın altına koymak zorundasınız. Gittiğiniz yerlerde de mutlaka devamlı iletişim halinde olmak zorundasınız. Yani orada bir fiil olmak zorundasınız. Onun için bizim için ilk hedef Ege bölgesi. Manisa bizim uzun zamandır gelmek istediğimiz bir yer. Çünkü İzmir'in komşusu. Bizim Manisa'dan çok mezunumuz var. Birçok mezunumuz bize şaka yoluyla şikayette bulunuyordu. Ya hani çok uzaktasınız. Biz orada yatılı okuduk ama artık çocuklar için gelin buraya diyorlardı. Ege bölgesinde bu büyüme hedefimiz de bu eğitim öğretim hizmetlerimizin sağlıklı büyümesine ve gelişmesine engel olmayacak şekilde yapmak istiyoruz. Tabii Ege bölgesi bize lojistik anlamda yani uzaklık olarak daha yakın olduğu için ilk hedefimiz Ege bölgesinde bu yapılanmayı yapmak. Ama söylediğim gibi yani biz her şeyi sağlıklı bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani her Ege bölgesinde her ilde bir Türk Koleji kurma veya açma hedefiniz var mı? İnşallah. Var. Uzun dönemde böyle bir hedefimiz var ama bu çok kısa vadeli bir plan değil. Yani uzun vadeli bir plan bu. Çünkü biz gittiğimiz her okulun ilk önce olduğu yerde kendisini kanıtlaması ve o bölgenin en başarılı okulu olmasını istiyoruz. Bu da biraz zaman alıyor. Şimdi buradaki en son açılan okul Manisa olduğu için şimdi Manisa'daki okulumuzda bu misyonumuz var. İlk önce burasının çok başarılı ve bu bölgenin en başarılı okulu hale getirmek istiyoruz. Burada işimizi tamamladıktan sonra tabii ki bir sonraki şehir neden olmasın ama ilk önce buradaki işimizi tamamlayalım. Burada başarılı olalım. Ondan sonra bir sonraki şehre geçelim diye düşünüyoruz. Evet. Bahar Ergin Fatih, akademik koordinatör. Üzerimizde evet. Aslına bakarsanız çok büyük bir sorumluluk var. Dedik ya hani öğrencinin hayat hazırlanması açısından Türk Koleji'nin eğitim sisteminde büyük farklılıklar var. Biraz sonra dinleyeceğiz onu ama veliler genelde akademik başarı isterler çocuklarında. Evet. Dersleri iyi olsun. Yazılardan, sınavlardan hep yüksek puan alsınlar. Hiç sayıkları gelmesin, hiç ellerinin altına düşmesinler. Burada bir koordinatörlüğü yapan sizsiniz. Bu planlamayı yapan sizsiniz. Akademik başarı ve koordinatörlüğünü yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Bahar Hanım? Ama önce bir sizi tanıyalım. Ben Bahar Ergin Fuat. 1992 Türk Koleji mezunuyum. Siz de mezunlar. Ben de mezunum. Ailece mezunlardınız. Yiğit Bey siz soracağım. Siz Türk Koleji mezunu olmayan öğrenci hocaları almıyor musunuz? İlla böyle... Türk Koleji olması lazım. Öğretmenliğimiz çok kırılır ama bizde böyle bir ekol var. Gerçekten bizden mezun olup... Yani mezun olan hemen öğretmenlik mi yapıyorsunuz? Yani hemen olmasa bile birçoğu sonra geri dönüyorlar ve kuruma bağlı oldukları için de senelerce çalışıyorlar. Ve bu bizim için çok gurur duyduğumuz bir şey. Çünkü bir aile ortamı burası. Yani burasının yönetimi de yöneticilerine ait olan bir kurumdur. Çünkü senelerini buraya vermiş olan ve bu kurumu içli dışlı çok iyi bilen öğretmen olarak da, öğrenci olarak da, sonra yönetici olarak da olan birçok insanla, yöneticiyle çalışıyoruz.
O nedenle de çok şanslı bir kurumuz. Yani başka bir kurumların... Onlar da zevkle sanıyorum ki mezunlar da zevkle burada. Aynen öyle. Onun için de böyle. Ama özel Türk Koleji olmayan mezunlarımız da var. Çok değerli, yöneticilerimiz de var, çok değerli. Ama onlar da mezunumuz olmasa bile özel Türk Koleji'nin ailesinin birer ferdi oluyorlar. Ve onlar da en az bizler kadar sahipleniyorlar. Çünkü bu bir gönül işi ve onlar da gönülden kuruma bağlanıyorlar. Evet, sonuçta İTK bir ailedir. Sürekli bunu söylüyoruz. Bunun içerisinde öğretmeni, öğrencisi, eğitim kadrosu, hepimiz bir aradayız. Hani sadece mezunu veya başkasıyla ayırmıyoruz. Bir bütün olarak İTK bir ailedir diyoruz. Evet. Akademik koordinatörlük... Önce bir sizin tanımam yarım kalmıştı. Ben sizin sözünüzü kestim. 92 mezunuyum. Mezun üniversiteden fizik, Buca Eğitim Fakültesi fizik bölümünden mezun olur olmaz Türk Koleji'nde. Öğretmenliğe başladım. Fen bilgisi öğretmeni olarak başladım. 3 yıl fen bölüm başkanlığını yaptım. Daha sonra da bir yıldır da akademik koordinatörlük görevini üstleniyorum. Bu görev içerisinde sonuçta Türk Koleji'nin belli ilkeleri olan bir eğitim sistemi var ve bu eğitim sisteminin her kampüste, benim de dediği gibi, belli bir standardı var. Ve bu standardı sağlamak da bizim ve bölüm başkanlarımızın en büyük görevi. Hangi kampüste olursa olsun, ister Marmaris, ister Manisa, ister İzmir içerisindeki diğer kampüslerde, her kampüste aynı anda, aynı şekilde, aynı kalitede eğitim verilmesini sağlamakla görevliyim. Bunda tabii eş zamanlı veriliyor bütün müfredat. Evet, eş zamanlı veriliyor. Ben sınavlarımızı ölçme değerlendirme. Şunu öğrenmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir müfredatı var. Siz aynı zamanda özel bir kolejsiniz ama müfredatı uygulamak tabii durumundasınız değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına eklemeler mi yapıyorsunuz? Size özel eklemeler mi yapıyorsunuz? Yoksa müfredatı aynen uygulayıp sadece ders teknikleri konusunda, anlatma teknikleri konusunda mı? Aslında ikisi de var. Tabii ki bir sınav sistemi içerisindeyiz. Milli Eğitim Müfredatını vermek zorundayız. Bu Milli Eğitim Müfredatının dışında gerek öğretim teknikleri olsun, gerek yaptığımız farklı aktiviteler ve etkinliklerle yeri geliyor dışına çıkartıyoruz ve farklılıklar katıyoruz. Yeri geliyor aynen müfredatı da uyguluyoruz. Bir bütün olarak görmek gerekiyor. Ama tabii ki tek başına hani akademik anlamda ders anlatma olarak diye düşünmeyin. Çok büyük bir sistem var okulun içerisinde. Evet, bölüm başkanlığı, akademik kadro var ama bunun yanında çok kuvvetli bir ölçme değerlendirme birimimiz var. Tüm sınavlarımız eş zamanlı aynı anda yapıyor. Tıpkı bir ÖSYM gibi çalışıyor. Ve okulun hemen bir günde sonuçlar alınıyor, duyurulması sağlanıyor. Ardından kuvvetli bir PDR bölümümüz var, psikolojik rehberlik danışmanlık. Bir de eğitim direktörlüğümüz var ki tüm sosyal aktiviteler, kulüpler, geziler eğitim direktörlüğü tarafından yürütülmekte ve organize edilmekte. Bunların hemen hemen hepsi ortaklaşa eş zamanlı olarak tüm kampüslerimizde oluyorlar. Bu sosyal etkinlikler çocukların, gençlerin derse daha iyi adapte olmasını mı sağlıyor? Her şeyi sağlıyor. En başta özgüven, kendini ifade edebilmesi. Hep derler hani farklı bir ortama girdiğinde Türk Koleji mezunlarını ayırt ederler. Hani nasıl yapıyorsunuz da bu özgüveni, kendini rahatlıkla ifade edebilmesini nasıl kazandırıyorsunuz? Evet, biz bir şekilde kazandırıyoruz. Çünkü bir çocuk sunum yapmadan bir sınıfının mezunu olamaz. Mutlaka yeri geliyor fenden, yeri geliyor İngilizceden, mutlaka sunum yapacak, proje sunacak, başka bir şey sunacak. Ve topluluk önünde konuşacak, bir fikrini savunacak. Bunları yapmadan mezun olamıyor. Bunda kişinin özgüvenini sağlıyor. Ben bu programı 15 seneden beri yapıyorum mercek altını. Hep de şunu savunmuşumdur, söylemişimdir. Sadece tabii eğitim yapmıyorum, siyaset ve ekonomi de yapıyorum. Okullar çocuklara tabii akademik eğitim kazandırıyorlar. Çocuklar matematiği öğreniyor, fiziği öğreniyor, tarihi öğreniyor, İngilizce öğreniyor, edebiyatı öğreniyor, Türk dilini, dil bilgisini öğreniyor. Ama bir okuldan mezun olmuş, liseden veya üniversiteden mezun olmuş bir öğrenci, bir genç hayata atıldığında eğer öğrendiklerini ifade edemiyorsa patron size şunu soruyor. Üretebiliyor musun? Önüne koydum. Bu gözlüğü koydum önüne. Ama ben bu gözlüğü, zaten bunun modeli var işte, kare.
ben senden bunun farklı bir modelini üretmeni istiyorum. Sonuçta bir pazarlama tekniklerinden bir tanesi. Siz müşteriye veya tüketiciye yenisini sunmak zorundasınız. Var olanın üzerinden gitmek yerine üretebiliyor musun? Kendin düşünebiliyor musun? Kendin yaratabiliyor musun? Tabii yaratmak Allah'a mahsustur ama artık iş sektörleri ister kamu olsun, ister özel sektör olsun, işe aldıklarında farklılık, yenilik, üretim ve çabuk düşünebilen, kıvrak zekalı çalışanlar arıyorlar artık. Zaten bu konuda da hani farklı çalışmalar var. Bizim okulumuzda özellikle ilkokul ve ortaokulda sorgulama temelli bilim eğitimi yapılıyor. Öğretmenlerimiz bu konuda gerçekten eğitimliler ve hatta diğer okul yaptıkları çalıştaylarla diğer okullardaki öğretmenleri davet ederek onlara eğitim uyguluyorlar. Bu sorgulama temelli bilim eğitimde özellikle öğrencilerin karşısına çıkacak bir problem üzerinde bir çözüm yolu geliştirmeleri, bir sonuca ulaşmaları sağlamaları, bu konuda projelendirmeleri öngörülüyor. Bu da tabii çocuğun hem yaratıcılığını geliştiriyor, sonra bu projesini bir sonuca ulaştırdığı için onu sunuyor, özgüvenini geliştiriyor. Ve farklı alanlarda gerek bilimsel olsun, gerek teknolojik anlamda olsun, gerek özgüven sosyal anlamda olsun, hepsi bir arada çocuğun bir proje yaparak gelişmesini sağlıyor. Hem akademik hem sosyal yönden. İşte burada da biraz sonra size de söz vereceğim. Mezunlar Derneği'nin çalışmaları da çok önemli. İpek Hanım, sizi de tanıyalım mı? Galiba en ağır burada değil. Evet. Yine ben de Türk Koleji mezunuyum. Biraz erken, 1968 mezunuyum ben. Bu sene Mart ayı itibariyle 37 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Yaptığım görevler matematik öğretmeniyle başladım. Müdür muavinliği göreviyle devam ettim. Demin okuduğunuz tarihçemizde 2000 yılında açılan Çiğli Kampüsü'nün ilk açılımı kurucu müdür olarak da orada bir yavrumuzu büyüttük. Şimdi Manisa Marmaris kampüslerini açtık ama hani her öğrenci yaptığı tekrarda daha başarılı olur ya, Türk Koleji bu kampüslerinde Yiğit Bey'in dediği gibi biz ilk Çiğli ile başladık ve biz bu görevi becerdik, çok güzel oldu. Dedik ki bu kampüsler sağlıkla yürür mü? Evet. Arkasından Marmaris açtığımızda daha da bilgiliydik. İnanıyorum ki siz Manisalısınız. Manisa kampüsümüzde en az Çiğli kadar diyeceğim. Çünkü bizim okulların kampüsleri arasında çok da tatlı bir rekabet var. Öyle mi? Tabii sınavlar ortak yapılır. Hepsi birbirimizi kollarız. Valla her müdür kendini başarılı yapmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii bu başarının olması için de hepsinin disiplinli de olması gerekiyor. Benim farklı bir ayrıcalığım bu kadar yıl olunca yine bahsettiğiniz gibi üç kuşak Tatış ailesiyle birlikte çalışmak şerefi ve gururunu da taşıyorum aynı zamanda. Bu işi Bahattin Bey'le başladık. Bahattin Bey'i siz tanıdınız. Evet, Bahattin Bey benim müdürüm oldu. Çiğli kampüsü açıldığında da o zaman da kurucumuzdu. Çiğli ile beraber Oğuz Tatış'la, Yiğit Bey'in babasıyla birlikte çalıştık. Arkasından üçüncü kuşak Yiğit Bey ve abisi var, abisiyle bir müddet. 9 yıldır da Yiğit Bey'le çalışıyorum. Gerçek Tatış ailesiyle bu işleri yapmak çok güzel. Çünkü ben de kendi bir matematik öğretmeniyim. Türk Koleji terbiyesini, disiplini aldım. Böyle çok sağlıklı, sağlam basan kurucularınızla bu işi götürmek gerçekten her çok zevkli. Eğitim sektörünü bilen insanlarla bu işi evet, yani karşısındaki bir öğretmen, biliyorsunuz öğretmenlik mesleği çok hassas bir meslektir. Elindekiler çok kıymetli. Yoğurduk, iş meydana getirmeye çalıştıkları çok kıymetli. Bir anne de, babaların canları. O kıymetli varlıkların annelerine babalarına her öğretmen de hesap vermek zorunda. Zorunda. Annelere babalara hesap vermek zorunda. Hem de ahirette Allah'a hesap vermek zorundalar. Biz bu çocukları gerçekten iyi bir eğitim sistemiyle yetiştirebildik mi? Vicdanları da rahat olması lazım öğretmenlerin. İşte okulun kurucuları öğretmenlerine bu kıymeti verdiği zaman, onları değerli kıldığı zaman öğretmen de
çocuklarına, velilerine aynı değer ve kıymeti gösteriyor. Dediniz ya mezunlarınız okulda mı? Evet, mezunlar okurken bu değeri ve kıymetliliği yaşadıkları için sanki aynı hislerle okula bağlandığı zaman o işleri yaparken çok daha büyük bir zevk alıyor. Evet, ben Çiğli Kampüsü'nün lise müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda da Mezunlar Derneği'nin başkan yardımcısı olarak da görev yapıyorum. Orada bile çalışırken biz kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Çünkü Mezunlar Derneğimiz okulun içinde binlerce mezun vardı. Ben kendimi hesaplıyorum. Herhalde benim binlerce mezun öğrencim var. Geçenlerde Mezunlar Derneği, Manisa'daki mezunlarımızla bir akşam yemeği yaptığımızda işin en güzel yanı, benim önümde 64 mezunu bir abim, benim yaşıtlarım 68 mezunları, 2002, 2004, 2005 ve okuttuğunuz öğrencilerle bir arada oluyorsunuz. Bu kadar kuşağın bir arada olup aynı marşı söyleyerek, aynı duygularda gecenin ilerleyen saatlerine kadar çok güzel sohbet etmesi, inanın bu Özel Türk Koleji mezunlarına ait. Ayrıcalık mı? Evet, ayrıcalık. Peki bu ayrıcalık nereden doğdu? Şimdi biz Türk Koleji'nin, size tekrar söz vereceğim ama Türk Koleji'nin bir tanıtım filmi var. Biz Yiğit Tatış biraz bize anlattı ama çok güzel, yumuşak bir seslendirmeyle, müziğiyle beraber Türk Koleji'nin tanıtım filmini izleyelim. Daha iyi anlayalım Türk Koleji'nin nereden, nereye, nasıl geldiğini. Türk Koleji'nin tanıtım filmini izliyoruz efendim. Hemen tanıtım filminden sonra ben konuklarımla birlikte mercek altında burada sizi bekliyorum. Öyle bir ilim, irfan yuvası kuralım ki bu yuva Türkiye'nin, hatta dünyanın en güzel, en disiplinli okulu olsun. Bu okuldan mezun olan bilim adamları Türkiye'nin ve dünyanın saygı duyduğu bir düzeye ulaşsın. Bilime damgasını vursun. Türkiye'nin bilim tarihine Türk Koleji'nin adını altın harflerle yazdırsın. Bir matematik öğretmeninin azmi, cesareti, kabiliyeti ve sabrıyla 15 Kasım 1950 tarihinde İzmir Talatpaşa Bulvarı 23 numaralı binada kapılarını öğrencilerine açan İzmir Özel Türk Koleji, Türk adını alan ilk ve tek okuldur. Özel Türk Koleji, kurucusu Bahattin Tatış'ın kuruluşunda belirlediği prensiplere ve öyle bir ilim irfan yuvası kuralım ki bu yuva Türkiye'nin, hatta dünyanın en güzel ve en disiplinli okulu olsun fikrine sadık kalıp eğitim ve öğretim kalitesini en üst seviyelerde tutarak 66 yıldır Türk milli eğitimi için ilklere imza atan duayen bir okul oldu. Kuruluşundan bir yıl sonra Uşakizade Köşkü'ne taşınan İzmir Özel Türk Koleji 1953 yılında orta, 1954 yılında ise ilk lise mezunlarını verdi. 1956 yılında açtığı Alsancak Şubesi'yle daha o günlerde ileriye dönük gelişimsel bir vizyon benimsediğini gösterdi. Yıllar içinde köşkün etrafında yükselen binalarda teknolojik altyapıya sahip derslikleri, spor tesisleri, konferans salonları, sunu odaları, laboratuvarları, kültür merkezleriyle geleceği aydınlatacak binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptı. Eğitim ve öğretimde yeniliklerin, ilklerin öncüsü olan İzmir Özel Türk Koleji, 2000 yılında Büyük Çiğli Kampüsü'nü açarak giderek artan öğrenci talebini karşılamaya çalıştı. İzmir Özel Türk Koleji 2001 yılında Bornova Anaokulu, 2002 yılında da Alsancak Anaokulu'yla kaliteli eğitim hizmetini daha geniş alanda vermeye devam etti. 2007 yılında Büyük Çiğli Kampüsü yeni yerleşkesine taşındı ve bünyesinde Türkiye'nin ilk halka açık sabit planetoryumu olan İzmir Özel Türk Koleji gezegenevi açıldı. 2010-2011 eğitim öğretim yılında İzmir Özel Türk Koleji Anaokullarına Narlıdere Anaokulu da eklendi. 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime kazandırılan Özel Türk Koleji Marmaris Kev Kampüsü'nün ardından aynı dönemde temeli atılan İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü ve İzmir Özel Türk Koleji'nin 7. anaokulu olan İzmir Özel Türk Koleji Mavişehir Anaokulu'da 2014-2015 ders yılında eğitim öğretime başladı. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise Özel Türk Koleji'nin yeni kampüsü, Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü, Özel Türk Koleji ailesine katıldı.
Özel Türk Koleji bugün 5 kampüste, anaokulundan Anadolu ve Fen Lisesi'ne 22 okulla Ege bölgesinin, hatta Türkiye'nin göz bebeği bir eğitim kurumudur. Üçüncü kuşak İzmir Özel Türk Liseliler eğitimde öncü ve örnek olmaya devam ediyor. 25 Ekim 2008 yılında değerli kurucusu Bahattin Tatış'ı kaybeden İzmir Özel Türk Koleji, kurucusunun açtığı yolda onun ilkelerinden ödün vermeden eğitim-öğretim yolculuğuna devam etti. Türk Milli Eğitimi için kalıcı başarılara imza atan ve başarı çıtasını her daim yukarılara taşıyan İzmir Özel Türk Koleji, 2000-2012 yılları arasında Bahattin Tatış'ın oğlu Oğuz Tatış, 2012 yılından günümüze kadar da Oğuz Tatış'ın oğlu Yiğit Tatış'ın genel müdürlüğünde eğitimde öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Bilginin ışığında ilerleyen bir nesil, araştırmacı bireyler, güçlü yabancı dil bilgisi. 21. yüzyıl değerleriyle temellendirilen eğitim anlayışı. İzmir Özel Türk Koleji eğitim çerçevesi. İzmir Özel Türk Koleji eğitim-öğretim yaklaşımı, akademik kazanımlarının yanı sıra 21. yüzyılda öğrencilerimizin başarılı olabilmesi, birey olarak var olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları takımdaşlık, liderlik, medya okuryazarlığı, iletişim gibi tüm temel becerilerin bir arada olduğu bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla temellendirdiğimiz eğitim-öğretim programlarımız sonucunda öğrencilerimiz teknolojiyi yakından tanıyan, güçlü bir yabancı dil bilgisiyle donatılmış ve Fransızca, Almanca, İspanyolca ikinci yabancı dil alanında da kendini geliştirmiş, sanat ve spor alanlarında bilgi sahibi bireyler olurlar. İzmir Özel Türk Koleji Kampüsleri. 5 kampüs, 16 okul, 6 anaokulu, bir etkinlik merkezi. Kökleri Atatürk'e dayanan bir kampüs, Bahattin Tatış Kampüsü. İzmir Özel Türk Koleji'nin ilk kampüsü olan İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü'nde öğrencilerimiz, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullandığı ve 91 gün kaldığı İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkü'nün de içinde bulunduğu, Türkiye'nin en köklü eğitim kampüslerinden birinde eğitim öğretimlerine devam ediyor. Gökyüzüne açılan bir kampüs, İzmir Özel Türk Koleji Büyük Çiğli Kampüsü. Çiğli Şube olarak eğitim-öğretim yolculuğuna başlayan ve giderek artan öğrenci talebini karşılamak için 2007 yılında yeni yerleşkesine taşınan İzmir Özel Türk Koleji'nin ikinci kampüsü, İzmir Özel Türk Koleji Büyük Çiğli Kampüsü'ndeki eğitim-öğretim alanlarından en önemlisi de Türkiye'nin ilk halka açık dijital planetoryumu İzmir Özel Türk Koleji gezegenidir. Doğayla iç içe bir kampüs, İzmir Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin çaldığı İzmir Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü'nde öğrencilerimiz doğayla iç içe olan bir kampüste eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Sporu yaşam biçimi yapan bir kampüs, İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sporun sağladığı disiplin ve özgüveni erken yaşlarda kazanmaları için kurulan spor kompleksi ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda spor çalışmalarını gerçekleştiren öğrencilerimiz sporu yaşamlarının bir parçası olarak benimsiyorlar. İzmir Özel Türk Koleji ailesinin en genç kampüsü Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü.
Özel Türk Koleji'nin 66 yıllık köklü eğitim tarihi, Atatürk ilkelerini temel alan misyonu ve gelişimsel vizyonunun bir yansıması olan İzmir Özel Türk Koleji'nin 5. kampüsü Manisa kampüsünde öğrenciler, modern derslikler, sunu odaları ve konferans salonlarında sosyal ve akademik alanlarda kendilerini geliştirirken, birçok sporun yapılmasına olanak sağlayan spor salonları ve sahalarda da sportif yetkinlikler elde eder. İzmir Özel Türk Koleji Manisa kampüsünde öğrenciler, yabancı dil alanındaki çalışmalar ve kulüp faaliyetleriyle de çağımızın gereksinim duyduğu deneyim ve donanımı eğitim öğretimlerine devam ederken kazanır. Paylaşım, dayanışma ve sevgi. İzmir Özel Türk Koleji'nde yatılı hayat. İzmir Özel Türk Koleji, yatılılığı bir kültür olarak benimsemiştir ve kuruluşuyla birlikte kız ve erkek yatılı öğrenci kabulüne başlamıştır. ...66 yıldır sanat, bilim, spor alanlarında yüzlerce ulusal ve uluslararası başarı. 2015 yılında 155 bilim, 145 spor, 109 sanat derecesi ve 1000'e yakın proje sunumu, yarışma ve festival katılımı. İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları. Mutlu çocuk, mutlu gelecek. İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları'nda çocukların yaş grupları, gelişim özellikleri dikkate alınarak proje tabanlı oluşturulan eğitim programının içeriğinde en etkili araç olan oyundur. İzmir Özel Türk Koleji okul öncesi eğitim programı kapsamındaki tüm etkinliklerin oyun yoluyla verilmesi temel ilkedir. Çünkü çocuklar kendilerini oyun oynayarak keşfederler ve sıkılmadan keyif alarak öğrenirler. ...21. yüzyıl becerileriyle yetişen yeni nesil liderler. İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları'nda öğrencilerimiz yeni yüzyılın becerilerini kazanırken... ...eğitimin hem evrensel değerlerini güçlendiren hem de milli değerlerini koruyan çerçevesi içerisinde... ...kendi yaş gruplarına uygun programlarla eğitim almaktadırlar. İlkokula hazır oluş düzeyini saptamak için Marmara hazır oluş ölçeği. İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları'nda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından geliştirilmiş olan ve 60-78 aylık çocuklar için uygulanan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği kullanılmaktadır. Bu ölçek, Türk çocuklarına özgü geliştirilmiş olan tek ölçek olup standartizasyonu yapılmıştır. Anaokullarında öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır olarak başlamaları açısından önemli bir yeri olan bütüncül eğitim programı kapsamında ayrıca 10 saat İngilizce programı da yer alır. Yabancı dil çalışmalarına aktif olarak katılan öğrenciler. Yabancı dil çalışmaları, sayıları tanıma, oyun ve müzik aktiviteleri, online hikaye anlatımı ve canlandırılması, dramalar gibi konu başlıkları altında şekillendirilir. Bu çalışmalarda öğrencilerin derslere aktif katılımları sağlanır. Yabancı öğretmenlerin de desteğiyle küçük yaşlardan itibaren verilen dil eğitimi öğrencilere önemli kazanımlar sağlar ve öğrenciler küçük yaşlardan itibaren hem yabancı dili hem de farklı bir kültürün varlığını yaşayarak öğrenirler. Çocuğun ruhuna dokunan eğitimciler. Anaokulumuzdaki öğretmenlerimiz kendilerini geliştiren, çocuklarımıza rehberlik ederek onların eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaçlarını tespit edebilen, her biri kendi alanında uzman eğitimcilerdir. Eğitimcileri eğiten sempozyum, İzmir Özel Türk Koleji okul öncesi sempozyumu. Eğitimin her seviyesinde olduğu gibi okul öncesi dönemde de eğitimcilerin ve eğitim vizyonunun önemini yıllar önce görerek bu alanda girişimi desteklemek amacıyla her yıl İzmir Özel Türk Koleji okul öncesi sempozyumu düzenlenir. Jimbori Play and Music Mavişehir Etkinlik Merkezi. İzmir Özel Türk Koleji Mavişehir Anaokulu yerleşkemizde ayrıca 30 yıldan fazla bir süredir 0-5 yaş grubu çocuklar için annelerle birlikte çok özel interaktif programlar ve ekipmanlar geliştirilerek çocukların yaşlarına uygun aktivitelerle sosyal, bilimsel, fiziksel yeteneklerini oynayarak gelişmelerine yardımcı olan Jimbori Play and Music Etkinlik Merkezi de yer almaktadır. İzmir Özel Türk Koleji'nin tüm ilkokul ve ortaokullarında 8 yıllık temel eğitime 6 yaş sınıflarımızda ilkokul öncesi hazırlık sınıfı programıyla başlıyoruz.
yabancı dil kazanımı hazırlıktan başlıyor. İzmir Özel Türk Koleji kampüslerinde yoğun olarak yabancı öğretmenler eşliğinde anaokulundan başlayan İngilizce dil eğitimi, CLIL yani Content and Language Integrated Lessons programı çerçevesinde 20 saatle devam eder. Evet sevgili seyirciler, Türk Koleji'nin kısa bir tanıtım filmini sizlere izlettirmeye çalıştık. Tarihinden bugüne nasıl gelmiş, Manisa'da açılan okulda nasıl bir eğitim verilecek bundan sonra bunları sizler bilin istedim. Şimdi efendim, Türk Koleji Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı ve Çiğli Kampüsü Lise Müdürü İpek Deniz tanıtım filminden önce Mezunlar Derneği'nin çalışmalarını anlatıyordu. Ben devam etmesini rica ediyorum. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi Mezunlar Derneği biz çocuklarımızı son sınıftan itibaren, son sınıfta okuyan öğrencilerden itibaren aramızı almak üzere yola çıkıyoruz. Tabii bizim bugün on binlerce mezunumuz var. Mezunlar Derneği bir ara siyasine de eski yıllarda kapatılmış. Datalarını ancak bir kısmını bulabiliyoruz. Ama hepsine çoğuna ulaştık. Mesela. Artık bu Mezunlar Derneği ne kadar çok çalışma yaparsa biz o kadar çok dataya ulaşabiliyoruz. Örneğin geçen akşam yine söylüyorum Manisa'ya buraya geldik mezunlarımızı tanımak üzere. O akşam 40 tane mezunumuz geldi. Ama o yemek esnasında Manitalı'dan 40 tane mezunumuz o akşam aramızdaydı. Wow. Çok mutluydular, gözleri doldu. Türk Koleji Marşı'nı söylediler. Dediğim gibi benim büyüğüm, yaşatım, öğrencim, doktor olmuş, avukat olmuş, beyin cerrahı olmuş. Hepsi aramızdaydı. İnanın o akşam bir o kadar data toplayarak biz geri döndük. Onlar Facebook'tan paylaşınca resimleri veya WhatsApp'ta biz Türk Koleji mezunları Manisa'da toplandık. Burada bir artık okulumuz var dediğinde o gece herkes bizim haberimiz niye yok diye geri döndüklerinde onların bizde hiçbir iletişim adreslerinin olmadığını tabii ki saptadık. Evet, hemen o gece hepsini kaydettik. Ve bundan sonra sanıyorum belki de Manisa'ya geldiğimizde çok daha büyük bir mezun kitlesiyle birlikte olacağız. Dediğim gibi mezunlarımızı son sınıftan itibaren biz öğrencileri alıyoruz ve onları mezuniyet rozetlerine takıyoruz. Mayıs ayında artık aramıza hoş geldin kardeşimiz diyerekten onları aramıza alıyoruz. Çalışmalarımızı nasıl yürütüyoruz? Geleneksel hale getirdiğimiz gecelerimiz var. Bunlardan bir tanesi konuşmanızın başına başlattığınız Uşakizade Köşkü. Biz burada Cumhuriyetimizin 1920'den sonra yaptık. Yani en büyük, ilk sanıyorum kaçıncı? Yüzün değil, 90. 90. ile başladık. Uşakizade Köşkü'nde bir Cumhuriyet resepsiyonu veriyoruz. Burada Atatürk'ün sevdiği yemeklerini, leblebisinin nohutunu gelenlere ikram ediyoruz. Yine Atatürk'ün o Cumhuriyet balolarında yaptığı valsleri, dansları orada sergiliyoruz. Atatürkçü olduğumuzu mezunlarımızla, velilerimizle Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü diye o köşkte yaşamak istiyoruz ki gerçekten çok duygu dolu bir gece oluyor o gece. Buna tabii ki devam edeceğiz. Her geçen sene daha büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz. Çok değerli kurucumuz Bahattin Tatış. Gerçekten Türkiye'ye çok büyük bir armağan bıraktı bu okulu yapmakla. Onun adına her sene okulumuzun kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım'da yarınlarda var olmak için, bu bizim sloganımızdır. Yarınlarda var olmak için. Bu Türk Koleji'nin sloganıdır. Her yetiştirdiğimiz çocuğu biz yarınlarda var olmak adına yetiştiriyoruz. Ve yarınlarda da var oluyorlar. Hayat başarıları çok yüksek oluyor zaten. Burada yarınlarda var olmak için Bahattin Tatış ödülleri adın altında 6 tane ödül veriyoruz. Türkiye'de tanınmış. Bunlar ne oluyor? Sanat dalında eğitime katkı, yaşama katkı, sporda, sanatta, bir de bilimde 6 dalda çok güzel isimlere Bahattin Tatış ödülü veriyoruz.
Bunu da her sene geleneksel olarak yürütüyoruz. Bu arada da tabii sanat dalında, bilim dalında, iş hayatında, eğitim alanında ismini tanıtmış kişilere birer Bahattin Tatış ödülü alıyor. Aslında onlar da Türk Koleji'nin doğal reklamı olmuş oluyor. Yani düşünsenize, sizden mezun olmuş bir sanatçı, sizden mezun olmuş çok önemli bir cerrah, sizden iş mezun adamı. Olmuş çok önemli bir iş adamı, Türkiye'de adı sanı sayılır insanları siz çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz, onlarla sohbet ediyoruz, zaman paylaşıyorsunuz. Onlar da zaten o zaman Türk Koleji'ne gittikleri yerlerde anlatıyor. Ve zaten diyorlar ki bu özellikle bir orada seçici kurulumuz var. Bu seçici kurul Türk Koleji mezunu değil. Yani Türk Koleji mezunu seçici kurulu alıp da Türk Koleji mezununu, mezununa bu ödülü versin, hiçbir şey konuşulmuyor. Yalnız bir bakıyorsunuz tiyatro dalında. Bir bakıyorsunuz Haluk Bilginer çıkıyor, Türk Koleji mezunu. Ben ona hemen gelmek istiyorum. Haluk Bilginer'i Türkiye'de sevmeyen yoktur. Haluk Bilginer'in yeteneğini, tiyatral gücünü, dublaj sanatçılığı yönünü, seslendirme sanatçılığı yönünü, Türkiye'de filmleriyle, oyunlarıyla, tiyatro gösterileriyle, yazarlığıyla ve seslendirdiği, hayat verdiği, can verdiği yabancı filmlerin birçoğunu Haluk Bilginer seslendirir. Reklam filmlerinde ki alt ses her zaman genelde Haluk Bilginer'dir. Böyle önemli bir sanatçının, oyuncunun, aktrisin Türk Koleji'nden mezun olması Türk Koleji'nin verdiği eğitim sistemini zaten ortaya koyacaktır. Çünkü Haluk Bilginer'i ben biraz izledim. Benim tiyatroya adım atmamda, benim oyuncu olmamda en büyük etkendir Türk Koleji diyor. Bu kadar yetenekli bir sanatçıyı yetiştirebilmek Türk Koleji'nin o zamanın hocalarından geçmiş demek ki. Yani Haluk Bilginer sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda sanatsal yönüyle de yeteneğinin ortaya çıkartılmasını da keşfeden öğretmenleri herhalde. Tabii Türk Koleji'nin sahnesinin tozunu yutmuş. Sadece sanatçı da değil, bilim adamlarına bakıyorsunuz. Bir üniversitenin rektörü Türk Koleji mezunu çıkıyor. Veyahut da iş adamı olarak arıyorsunuz. İzmir'deki iş adamlarının, şimdi reklama girecek ama inanın birçoğu Türk Koleji mezunu. Ama bu neden? Hep dediğim gibi disiplinli çalışma, vatana millete bağlılık, kardeşlik, hepsi bir arada yoğrulmuş kişiler. Başarı için koşuyoruz. Hangi dalda olursa olsun. Bu sanat olabilir, iş hayatı olabilir, spor olabilir, her şey olabilir. Peki Mezunlar Derneği sadece mezunlara mı hizmet veriyor? Mesela şu an Türk Koleji'nde okuyan öğrenciler, mevcut eğitimlerini sürdüren öğrencilere de öğrenciler için faaliyetler düzenleyip onları da bu faaliyetin içerisinde çekiyor. Tabii şimdi bu yıl biraz Sayın Başkanımız yine Türk Koleji mezunu, eski Devlet Opera Başkanı Müdürü Aytül Büyüksaraç şu an başkanımız. Tabii biz onunla beraber daha da güzel sanat eserleri de koymaya başladık. Bu sene her ay bir sanat gösterisi yapıyoruz. Bu çok ünlü bir piyano sanatçısı, bir caz sanatçısı. Mesela bu ay Yaşar Üniversitesi'nin Oda Orkestrası, Türk Koleji Oda Orkestrası ve çocuklarıyla 23 Nisan konseri, Türk Koleji Oda Orkestrası, Türk Koleji Oda Orkestramız var. Öğrencilerimizin. Kim eğitiyor? Öğretmenlerimiz, müzik öğretmenlerimiz. Evet, kendi öğretmenlerimiz. Allah Allah. Geçen gün çok güzel bir Gris müzikali yapıldı okulda. Hatta genel müdürüm bugün öyle bir teşekkür yazmış. Diyor ki o kadar müzik, bu şekilde müzikal seyrettim. Ama bu kadar güzel bir orkestra dinlemedim dediği orkestra Türk Koleji'nin müzik öğretmenlerinin kurduğu ve Gris müzikalini eşlik ettiği orkestra öğretmenlerimizin. Maşallah. Şimdi çocuklara baktığınız zaman böyle eğitim hayatı hocam çok yoğun geçiyor. Sınavlar bir taraftan, testler bir taraftan, ölçme değerlendirme bir taraftan, öğretmenler açısından, öğretmenler soru hazırlayacaklar, sınava girecekler, kağıt okuyacaklar, sisteme girecekler. Böyle çok uzun bir süreç. Konuşurken yoruldunuz değil mi? Ben konuşurken yoruldum. Biz yorulmayı bilmiyoruz. Siz bunları yaparken, bu faaliyetleri yaparken bir taraftan da akademik eğitim devam ediyor. Çocuklar hiç yorulmuyorlar herhalde. Zevk mi alıyorlar hocam? Zevk alıyorlar. Yani zaten hani eğitim bir bütün dediğimizde amaç bu.
bir yandan akademik, bir yandan eğitimsel anlamda bir bütün olarak aynı anda dengeli bir şekilde bunu veriyoruz. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, çocuklar bir yandan derslere giriyorlar, bir yandan etkinliklere hazırlanıyorlar. Yeri geliyor telafi dersleri yapılıyor, yeri geliyor öğretmenler birebir çalıştırıyorlar. Ama hiçbir eksiği kalmadan eğitimlere devam ediyorlar. Öğretmen yetişebiliyor mu bu kadar etkinliğe? Yetişiyorlar. Aşk var. Evet. Zaman değerlendirmesi çok iyi biliyorlar. Tabii burada da PDR öğretmenlerimiz de öğretiyor. Mesela bugün bir gösterinin provasında arkadaşları, fen lisesi öğrencileri prova yaparken görevi olmayan arkada test çözüyordu. Yani boşlukları çok iyi değerlendirebilen çocuklar. Boş zaman değil. Nerede ne yapmam gerekiyor? O zaman sorumluluk bilincini vermişsiniz. Aynen. Öyle. Zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeyi de öğretiyoruz. Bir şekilde o etkinliklerle olsun, akademik o yüklemelerle olsun hayat disiplinini sağlıyor çocuklar. Nerede ne zaman nasıl çalışacakları, nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Ama İpek Hanım, biz tanıtım filmine geçmeden önce bir cümle kullandınız ve bu cümlenin hayatta gerçekliği olduğunu çok iyi düşünüyorum. Dediniz ki Türk Koleji'nin yönetimi öğretmenlerine o kadar güzel hissettiriyor ki öğretmenler bu işi aşkla ve sevdayla yapıyor. Yiğit Bey, yani siz yönetim olarak, genel müdür olarak öğretmenleri seçerken de tabii ki mutlaka inceleyip sık bakıyorsunuzdur ama onlara bu hissiyatı nasıl veriyorsunuz? Yani öğretmenler bu işi bir görev değil de isteyerek, severek, sevdayla, aşkla yapmasını nasıl sağlıyorsunuz? Aslında bakarsanız biz çok şanslıyız. Öğretmenlerimiz gerçekten mesleklerini çok seven insanlar. Öğretmenlik mesleği sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. Çünkü kendi özünüzden çok vermeniz gereken bir şey. Biz özel Türk Koleji olarak kendisini geliştirmek isteyen öğretmeni her zaman destekliyoruz. Bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bir kere çalıştığımız öğretmenlerle uzun dönemli çalışmayı seven bir kurumuz. Onun için öğretmenlerimizi seçerken de biz öğretmenden memnun olacak mıyız diye bakıyoruz. Ama aynı zamanda öğretmen bizden memnun olacak mı diye bakıyoruz. Onun için de bugün bizim kampüsümüzde yürürken 25 senelik öğretmenimiz, 30 senelik öğretmenimiz, biz Bahar Hanım'la aynı seneler mezun olduk. Aynı sene mezun olduk mesela. Bizim edebiyat öğretmenimiz de okulumuzda. Sanat tarihi öğretmenimiz bir kampüsümüzde, Marmaris'teki kampüsümüzde kampüs müdürü. Yani hala işte 30 sene öncesinden, 25 sene öncesinden öğretmenlerimiz var. Çünkü bir aile olarak bakıyoruz. Ve burada en büyük payeyi kurucusuna, Bahattin Bey'e vermek. Çünkü öğretmen olduğu için öğretmenlerin beklentilerine yönelik bir kurum. Yani burası İzmir Özel Türk Koleji öğretmenlere ait bir kurumdur. Yani bizim etimiz, kimliğimiz, omurgamız öğretmenlerimizdir. Yani eğitim için öğretmenlerin önemini çok iyi bilen bir kurumuz. Ve iyi bir öğretmenin kolay bulunamayacağını bilen bir kurumuz. Onun için de gerçekten arkadaşlarımız çok çalışıyorlar. Çok yüksek tempoyla çalışıyorlar. Çünkü bütün bu söylediğimiz faaliyetler yapılırken bir yandan da işte TEOG sınavı, LYS sınavını da hazırlıyorlar çocukları. Bunun yanında çocuklara danışmanlık yapıyorlar bir bakıma. Yani ileride ne yapacaklarıyla ilgili, öz disiplinleriyle ilgili. Yani baktığınız zaman zaten bir çocuk aslında... Mutlular. Yani o enerjileri var. O enerji tükenmeden de devam ediyor. Ve çocuklara da yansıyor bu. Çocuklar da enerjik ve çalışkan oluyorlar. Gerçekten bizim çocuklarımıza bakıyorsunuz. İşte hocamın söylediği gibi bir yandan müzikali çalışıp bir yandan da sınavına çalışıyor. Hafta sonunda gidiyor mesela basketbol takımında turnuvaya çıkıyor. Yani bütün bunları yapıyor. Veya dağa çıkıyor. Evet. Yürüyüş yapıyor. Yani biz de böyle bir eğitim vermek istiyoruz. Zaten idealimiz bu. Ama kurulduğundan beri Özel Türk Koleji, yani 1950 yılından beri çok yönlü eğitim eden bir kurum olmuş. Size bir dedikodu anlatacağım şimdi. Tabii Türk Koleji'nin şu an Manisa'da bulunan kampüsü daha önceden başka bir okul olarak 2015-2016 eğitim ve öğretim sezonuna başlamıştı. Ama Türk Koleji olduktan sonra bana en az 6 tane telefon geldi. Ve bu telefonlarda öğretmenlerden de, öğretmen adaylarındandı. Bana söyledikleri şey şuydu: buranın Türk Koleji açılıyormuş, Türk Koleji kurulacakmış. Türk Koleji'nin ta geçmişten bu tarafa eğitim sistemi hep bizim beklediğimiz, bizim arzuladığımız
mutlu mutlu çalışabileceğiniz, çekle çalışabileceğiniz bir eğitim sistemi var. Acaba biz bu okula nasıl girebiliriz, nasıl öğretmenlik yapabiliriz? Benden bu konuda bilgi aldılar. Yani aslına bakarsanız Türk Koleji'nin kendi reklamını yapmasına da gerek yok. Türk Koleji, işte Mezunlar Derneği aslına bakarsanız bu açıdan çok önemli. Mezun olan öğrenciler Türk Koleji'nin kendi reklamını kendisi yapıyor. Her gittikleri yerde anlatıyorlar. Evet. Hem öğrenciler aldıkları eğitimin kalitesini anlatıyorlar. Veliler de çocuklarında gelişen, oluşan o gelişmeyi, farkı görünce işte kulaktan kulağa o ona söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Böylece bir çığ gibi Türk Koleji'nin kendi reklamı yayılmış oluyor. Bunun tek sebebi kalite. Evet. Siz eğer Türk Koleji olarak kaliteli eğitim vermemiş olsaydınız, siz öğrencilerinizi memnun etmemiş olsaydınız, velileri memnun etmemiş olsaydınız, kim sizin reklamınızı yapardı ki? Hiç kimsenin memnun da olmazdı. Ama işinizi ciddiye alarak, yönetim olarak, öğretmenler olarak, hatta öğretmenlerin dışında diğer personeller, çünkü okullarda sadece öğretmen değildir etken, tuvaleti temizleyen temizlikçi bile eğer o tuvaleti iyi temizlemezse, lavaboyu pırıl pırıl yapmazsa o öğrenci veya veli o okula, okuldaki tuvalete girmez. Hatta gider şikayet eder, dedikodusunu yapar. Kantindeki bir kantin görevlisinin gelen misafire çay ikram etme tarzı bile önemlidir. Koridorların temizliği bile önemlidir. Servisin çocuğu evinden alırken, okul öncesinden tutun, lise çağına kadar. Evinden alma tarzından, şeklinden tutun da evine teslim etmesine kadar servislerde sorumlu öğretmenlerin olup olmamasına kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerden siz tam puan almadığınız sürece bu reklam mümkün değil. Trilyonlar verseniz yapılmaz. Evet. Bu açıdan dedim ya, bana en az bana bu kadar 6 tane telefon geldi, görüşmeye geldiler. Biz nasıl Türk Koleji'nde görev alabiliriz diye. Ne mutlu bize. Evet, ne mutlu size. Sözleşmeler sanıyorum ki diğer okullarda senede bir yapılıyor. Sizde nasıl? Bize belki sizi izleyenler başvuracaklardır öğretmenlik için. Bizde de senede bir kere yapılıyor. Zaten bu Milli Eğitim'in getirdiği bir zorunluluk. Ama bizde çoğu, bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar çok sözleşmelerimizi yenilemektir. Yani öğretmenlerimize devam etmektir. Çünkü onlarla bir ilişki kuruyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz. Sistemi öğreniyorlar. Sistemi öğreniyorlar. Ve bir efor sarf ediyorsunuz. Ayrılmak onlar için de üzücü oluyor, bizim için de üzücü oluyor. Tabii ama işte şehir değiştirme nedenleri oluyor vesaire, birçok nedenden dolayı kadrolar zaman zaman açılıyor. Yeni kadrolar oluşturuyoruz. Ama İzmir Özel Türk Koleji aynı zamanda bir öğretmen okulu da olarak bilinir. Yani biz öğretmenlerimizi de geliştiririz. Yani belki de kendimize ekol okul olarak yakıştırma yapabilmemize en büyük nedeni de bize gelen öğretmenler her zaman farklı bir şekilde gelişir. Buna da önem gösteririz. Çünkü kendi değerlerimizi ve ideallerimizi, çalışma disiplinimizi mutlaka öğretmenlere aşılamaya çalışırız. Bunun için aklına baktığınızda yalnızca öğrencimiz değil, öğretmenlerimizi de geliştiririz ve onları da bir şekilde istediğimiz noktaya getirmek için çabalarsınız. Hiç hesabı tuttunuz mu? Kaç öğretmen, yani sizden mezun da öğretmen olan kaç mezununuz var? Var mı böyle bir yok bir istatiğiniz? Ama yakın zamanda olacak. Yani bizde öğretmen olanları çıkartabiliriz ama bizden mezun olduktan sonra öğretmen olan sayısını çıkartmamız biraz daha. Başka bir şeyle dağılmışlardır. Şu an 30'a yakın öğretmenimiz var bizden mezun olup. Şu an okulda çalışan. Sizin okulunuzda çalışan. Çalışan. Başka okullarda çalışanlar da var. Çok var. Öğretmen de var, akademisyen de var. Yani üniversite öğretmeni de çok var. Ve birçoğunun listesine de ulaştık. Yani topladığınız zaman belki 1000'e yakın üniversite görevlisi ve öğretmen mezunumuz vardır. İşte yakın zamanda bu veri tabanımızı geliştirdiğimiz zaman bu tür analizleri daha rahat yapabileceğiz. Çünkü bir 15 bin 30 bin arasında kişinin verisinin işte bu detayda toplanması çalışmasını yapıyoruz. İşte belli bir zaman sonra ona ulaşacağız inşallah. Efendim sosyal etkinlikler tabii çok önemli. Çocuğun ve gencin kendisini geliştirmesi, özgüvenini sağlanabilmesi, toplumun içerisinde çok daha rahat girebilmesi ve daha çok ders çalışma isteğini sağlanması açısından sosyal etkinlikler çok önemli.
Hocam şunu sormak istiyorum. Yani akademik başarı elbette tüm velilerin üzerinde durduğu çok önemli etken. Çocukların dersleri iyi anlayabilmesi, hocanın anlattığı konuları hiç unutmadan, çünkü biz aslına bakarsanız Türk milleti biraz balık hafızalıyızdır. Ben de öyle bir insanımdır. Hoca anlatırken veya karşınızdaki insan anlatırken siz onu aslında bildiğinizi hissedersiniz. Ama konu oradan bittiğinde, başka bir zaman dilimine geçtiğiniz zaman o anlatılan şeyi çok rahat unutabiliyoruz. Ki öğrencilerin yaşadığı en büyük handikaptır bu. Hele de şimdi artık baharda başladı, havalar ısındı, yavaş yavaş gevşemeler oldu çocuklarda. Eğitim hayatının genelinde bu unutkanlık vardır çocuklarda. Siz nasıl bir sistem uyguluyorsunuz ki akademik başarıda bu çocuklar öğrendiklerini unutmuyorlar veya unutma oranı biraz daha düşüyor? Şimdi şöyle, bizim bir bölüm başkanlığı sistemimiz var en başta. Bölüm başkanlarımız bütün kampüslerde, 5 kampüsteki eğitim öğretimde, kendi branşlarında ondan sorumlular. Ve her kampüsteki öğretmenlerin aynı şekilde, aynı teknikle ders anlatmalarından da mesuller. Ve bunlarda tabii doğru teknikler en verimli şekilde nasıl derste o konu aktarılır, ona göre nasıl bir geri bildirim yapılır, veli bu ayağa nasıl dahil edilir, hani hep bir üçgen derler ya veli, öğretmen, öğrenci. Evet. Bu konuda hem haftalık bölüm çalışmaları yapıyorlar, daha sonra Şubat tatilinde ve Haziran seminerlerinde, Ağustos seminerlerinde bir araya gelerek o konu nasıl daha verimli anlatılır, öğrenciler için nasıl daha kalıcı olur, hangi çalışma kağıtları, hangi sorular daha uygundur, YGS, LYS çalışmalarında işte örtüşen sorular nelerdir, bir TEOG çalışmalarında nasıl bir sistemde gidilmelidir gibi çalışmaların hepsi planlanıyor ve ona göre eğitim uygulanıyor. Evet. Tabii İngilizce de önemli, tabii. Yabancı dil de tabii. Önemli. Siz de çok o ciddi bir şekilde, evet. Şu an Türk Koleji okullarında kaç dil eğitimi var İngilizce dışında? İngilizce dışında bir ikinci yabancı dilimiz var. Onun içerisinde Fransızca, Almanca, İspanyolca içerisinde birini seçiyor öğrencilerimiz. İki dili öğreniyorlar. Yani iki dili öğreniyorlar. Bütün Türk kolejlerinde bu böyle mi? Evet. Evet. Manisa'da da bu böyle. Tabii sevgili seyirciler, yabancı dil artık zorunluluk haline geldi. Yani bir iş sektörüne mezun olduğunuz zaman, üniversiteden mezun olduğunuz zaman bir iş sektörüne, kamu olsun veya özel sektör olsun, girdiğinizde İTK, insan kaynakları müdürleri veya yetkilileri size ilk önce kaç dil biliyorsunuz diye soruyorlar. İngilizceyi biliyor musunuz diye sormuyorlar veya çok İngilizceye doğru. Ne kadar aynen. Hakimsiniz diye sormuyorlar. Kaç dil biliyorsunuz diye soruyorlar. İngilizceyi orta derecede biliyorum işte orada. O zaman o işi alma şansını %80 elinizden kaybetmiş oluyorsunuz. Artık ben buraya bir şey ilave etmek istiyorum. Sadece dil konusunda İngilizce, Almanca, Fransızca'yı da düşünmeyin. Kodlama da artık bir dil olarak geliyor. Bilgisayar yazılımcılığı. Şu anda bizim öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren kodlama dersleriyle çeşitli yazılımlar yapıp ürünler elde öyle ediyorlar. Evet, İngilizce programımız çok kuvvetli. İşte 20 hazırlık sınıflarımız var. Özellikle küçük yaştan 6 yaşta başlıyor. 5 yaş, daha doğrusu anaokulundan başlıyor ama 6 yaşta bir hazırlık sınıfımız var. 20 saate yakın bir yabancı dil veriliyor. Daha sonra benzer şekilde hazırlık şeklinde 5. sınıf ilkokuldan bitiriliyor. Ortaokulun hani ilk senesi yabancı dil ağırlıklı bir sene oluyor. O da yine 20 saate yakın bir yabancı dil eğitimi, İngilizce ve ikinci yabancı dil birlikte veriliyor. Daha sonra ama bunlar verilirken o temel akademik derslerin ders saatleri azaltılmadan yabancı dil saatleri arttırılarak veriliyor. Çünkü ortaokul özelliklerinde çocukların bir TEOG gerçeği var. Hem akademik derslerinden eksik kalmasınlar ama aynı zamanda 5. sınıfta verelim ki 8. sınıfa geldiğinde İngilizce yüklemesi evet lazım ama alttan temeli sağlam bir şekilde 8. sınıfa gelsin ve oradan da liseye geçsin istiyoruz. Şu anda birçok öğrencimiz Fen Lisesi'nde olsun, Anadolu Lisesi'nde olsun yabancı dil ağırlıklı üniversitelere geçiyorlar ve hazırlık atlayarak İngilizce eğitim veren üniversitelerde okuyorlar.
Yabancı dil eğitiminde evet gerçekten iyi bir yerdeyiz. Hiç şikayetleri olmuyor mu ya? Bu kadar çok ağırlık veriyorsun. İşte ek ders, ek ders, bir dil, iki dil, takviye kurslar, ondan sonra ders saatlerinin sayısının arttırılması, saatlerin arttırılması konusunda. Evet. Olmaz mı? Yani çocuklar 9 saat ders görüyorlar. Öyle çocuklar geliyor zaten. Adresi doğru bilerek geliyorlar. Geliyorlar. İngilizce orada gireceğim lise olarak. Şu an lisede de verilen İngilizce 4 yıl boyunca bir sene hazırlık okuyarak 4+1 okullara eşit hemen hemen İngilizce dersi veriyoruz liselerde biz. 3 kur yaptığımız için öğrenci dediniz ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını uyguluyoruz. Seçmeli dersleri İngilizce'den alarak İngilizce saatlerini yükseltiyoruz. 11. sınıfa gelen bir öğrenci çok rahatlıkla bir TOEFL sınavını verebiliyor. Ki bu çok kolay bir iş değil tabii. Ama İngilizce gerçekten çok iyi. Eskiden beri böyleydi. Şimdi daha iyi. Biz de Türk Koleji'nde 13 saat İngilizce ile okuduk o zamanlarda. O İngilizce ile sonra ben İngilizce matematik öğretmenliğini çok rahatlıkla yaptım. İngilizce matematik öğretmenisiniz. Aynı şekilde ben de İngilizce matematik öğretmeniyim. Ben senelerce İngilizce fen bilgisi matematik science dersi. Matematiği öğrenemiyoruz biz bir de İngilizce matematik. İngilizce fen ben kısmı science kısmı. Ama biz normal öyle mezunduk. Evet. Sonra Anadolu Liseleri açılınca İngilizce matematik istediler. Ben göreve geldiğimde bir fark sınav vermemiz gerekiyordu. Sene 91 ben 68 mezunuyum. Dedim ki Türk Koleji İngilizce ile biraz da kendim çalışmıştım. O sınavı, fark sınavını verdiğiniz zaman İngilizce matematik olarak alıp sonra da işte 91'den 2000'e hayır, kadar 9 yıl. İyi misiniz diyemiyoruz, hoş geldiniz, 5 gittiniz diyemiyoruz. Siz matematik dersini İngilizce anlatıyorsunuz. Yani. Onlar da dinliyorlar. Onların İngilizceleri bizden daha güzel. Öyle çocuklarımızın mi? Tabii ki. Yitmeye kadar değil ama benden güzel. Her nesil daha iyi öğreniyor. Çünkü, daha iyi öğreniyor. Daha şey açık. Bir kere öğrenmeye ve biz de daha iyi geliştiriyoruz programlarımızı. Daha çok olanak sunuyoruz çocuklara. Her nesil daha hızlı öğreniyor bir kere o kesin. Ben de İngilizce konusunda şunu söyleyebilirim. Yani biz o konuda mesela lider bir kurumuz. Yani hiç mütevazi olmamamız gereken bir nokta. Biz İngilizceyi artık yabancı dil olarak da görmüyoruz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi. Yani artık bir uluslararası ortak dil haline gelmiş İngilizce. Yani bugün iş dünyasında İngilizcesi olmayan birisi gerçekten çok zorlanır. Bilim adamıysanız araştırma İngilizce dilince, sanatçısınız sanat platformları İngilizce dilinde. Yani her şey artık İngilizce dili üzerinde oluyor. Önemli olan onu siz hayatını idame ettirebilecek sağlıklı bir şekilde çocuğa vermeniz. Çünkü mezun olduğu zaman üniversitede belki İngilizce eğitim vermeyen bir üniversite okursa özellikle lise İngilizcesiyle hayatını devam ettirmesi gerekli ve başarılı olması gerekli. Yani orta bir İngilizce değil, iyi bir İngilizce olması gerekli ki uluslararası platformda da kendisini rahat rahat ifade edebilsin. Ve biz bunları verirken evet zor olmuyor mu? Bizde mesela hafta 44 saat bizim ders saatimiz. Bir farklılık olarak da. İngilizce mi? Yok. Toplam 44 saat. Normalde 35 saat. 35 saat normalde. Lisede 40 saat, bizde 44. Mesela hafta sonunda kurslarımız var ayrıyeten. Katılmak isteyen öğrencilere hafta sonları da biz TEOK ve LYS kursları açıyoruz. Akademik kursları açıyoruz. Yani ben cumartesi günü buna da gelmek istiyorum diyorsa çocuğu orada da kısıtlamıyoruz. Buyurun diyoruz. Onlar da dolu yani bayağı ciddi bir talebi olan 44, kurslarımız. 44-49 saati çıkıyor yani. Evet. Yaklaşık 49-50 yani saat bir eğitim. Çocuklar oluyor. Aslında bakarsanız hafta sonu cumartesi, pazar günü. Cumartesi 50 saat oluyor onunla. Pazar günlerine yani biz prensip olarak karşıyız. Hem çocuklara hem öğretmenlere bir pazar kalıyor. Evet ona karşıyız. Zaten cumartesi kurslarını da biz gönüllü olarak yaptık. Yani zorunlu tutmuyoruz çocuklara. İsteyen geliyor kurslara. Ama belli bir akademik başarının altındaysa çocuk, biz onu mutlaka tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelmesi gerekli olduğunu tavsiye ediyoruz. Çocuk ama zamanlı hafta içinde yalnızca ders çalışarak değil, işte sporla, sanatla, hafta içinde de bunu yapmak istiyor. Onun için hafta sonunda oradan yaptığı fedakarlığı hafta sonu dersleri pekiştirerek geçiştirebiliyor. Böyle bir sistem var. Ama öyle de böyle çocuklar bir şekilde hepsini alarak eğitim hayatlarına devam edebiliyorlar. Yalnızca akademik değil, yalnızca yabancı değil, işte sosyal gelişimi, sanatsal gelişimi, her türlü gelişimi sağlayarak biz çocukları mezun etmeyi
hedefliyoruz ve bunu da başarıyoruz. Yani sistemimiz güzel bir şekilde oturdu ve devam ediyor şu anda. Hocam ben bu takviye kursları konusunu şu nedenden dolayı açtım. Şimdi tabii teyzeyle konuşuyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendine göre bir sistemi var, bir müfredatı var. Yazboz tahtasına döndü zaten. İşte önce dershaneler açılmadı, sonra dershaneler açıldı, kapandı. Arkasından işte bazı özel kuruluşlar çeşitli farklı farklı statülerde şu an dershane olan, şehirde dershane olan ama farklı farklı statülerde yine eğitimlerine devam ediyorlar takviye kurslar şeklinde. Ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kalktı dedi ki ben dershaneleri kapattım ama dershanelerin yerine saat 4.30'dan sonra kamu okullarında takviye kurslar vereceğim. Hadi buyurun gelin, öğrencilerinizi yazdırın. İşte dediler ki öğretmenlerin ücretlerini biz ödeyeceğiz. Velilerin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Tamam dedik, iyi güzel, hoşumuza da gitti, ben de bir veliyim sonuçta. Ama işte evdeki hesaplar pek çarşıya uymuyor. Çocuklarınızı gönderiyorsunuz 3 saat, 4 saat, arabası olan var, olmayan var, servisi olan var, olmayan var. Çocuk 3-4 saatini orada geçiriyor ve çocuk eve geldiğinde anladın mı sorusunu hayır cevabıyla duyduğunuzda bütün hayalleriniz suya düşüyor. Dershanelerin olmasından yana olan bir gazeteci ve veli değilim. Dershanelerin de bir ticaret amaçlı kurulduğunu bilen, kabul eden ve bunun farkında olan bir insanım. Kapanması lazımdı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı takviye kursları da sırf öğretmenlerin para kazanması açısından açılmış. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü beni izlediğinde mutlaka gereken cevabı verecektir. Bu takviye kurslar sadece öğretmenlerin işine yarıyor. Çocukların işine yaramıyor. Bütün veliler de bu şekilde düşünüyor. Şimdi ben sormak istiyorum. Türk Koleji'nin hafta sonları ve normal hafta içerisinde yaptığı takviye kursların özelliği nedir yani? Anlatayım. Ben de sizin arkanızdan sonra konuşmayayım. Şimdi bakıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu andaki müfredatının arkasından konuşuyorum. Şimdi, bu program bittikten sonra Türk Koleji'nin arkasından konuşmamayayım. Şöyle söyleyeyim. Bizim ortaokulda yaklaşık 990 saatlik bir TEOG hazırlık programımız var. Üniversite hazırlık programımız da 1500 saati buluyor lise içerisinde. 40 haftada 44 saat olmamızın da sebebi bu zaten. Ders sayısını arttırarak takviye kurslarını belki de eğitim öğretiminin içerisine yedirmiş durumdayız. Bizim bir cuma günleri, cuma ve cumartesi olmak üzere iki farklı kurs sistemimiz var, etüt sistemimiz var. Hafta içerisinde TEOG programımız ve üniversite hazırlık programımız ayrı, özel bir farklı programla öğrencilere uygulanıyor. Tüm öğrencilerimiz bu TEOG hazırlık ve işte YGS, LYS programını almak zorundalar. Ama bunun dışında hafta sonları isteyen öğrencilerimiz hafta sonu kursuna gelerek akademik başarılarını yükseltmek için. Şimdi normalde sözünüzü kestim. Vatandaşımız daha iyi anlasın diye Türk Koleji'nin eğitim sistemini böyle yavaş yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Normalde ders saatleri 8 saat mi? 9 saat. 9 ama normali 8 saat değil mi? Yani 9. saati takviye kurslarında verilen eğitimi içerisine girdirerek 9. saati aynen öyle ayarladınız. Evet. Çünkü yani 9. sebebi şu. Öğrenci de hani okul bitti, okul bitme zili çaldığında bir rehavet olur. Okul bitti, rahatlığı olur. Dokuzuncu derse girdiği anda onu olsa da olur, olmasa da olur. Bu derse girsem de olur, girmesem de olur, rahatlığı içerisinde olur. Şimdi kamu okullarında da bu rahatlık var. Yani bizde 8 saat bittikten sonra... saat olmuyor, onu söyleyeyim önce. Bizde normal eğitim öğretim, evet, cuma günleri 8 saat, diğer günler 9 saat olur. Cuma günlerimiz hafta içi etüt derslerimizdir. TEOG hazırlık, yani 8. sınıf ve 12. sınıflar için konuşuyorum. TEOG hazırlık 8'ler için, 12. sınıflar için de üniversite hazırlık programımız görülür cuma günleri. Ama aynı zamanda cumartesi günleri de isteğe bağlı olarak işte 4. sınıftan 8. sınıfa ve 11. ve 12. sınıflara da hafta sonu kurslarımız olur. Bunlarda da 8. sınıflarda yine TEOG üzerine TEOG hazırlık çalışması yapılır. 12. sınıflarda işte LYS, YGS hazırlık çalışması yapılır. 11. sınıflarda da Şubat tatili, ikinci dönem Şubat tatilinden başlar. 1 Temmuz'a kadar bütün YGS konuları biter.
Yani bizim 11. sınıf öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda herhangi bir şekilde YGS sınavı karşılarına çıkarsa o YGS sınavını rahatlıkla yapabilecek düzeye gelirler. Benzer şekilde ilk öğretimde de işte 4'ten 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda hafta sonu kurslarında akademik başarılarını arttırmak amaçlı katılırlar. Evet. Şimdi bu kursların nasıl verildiğini irdeleyeceğim. Ama yönetmen arkadaşım bana işaret veriyor. Reklam saatimiz gelmiş. Çok kısa bir reklam arasından sonra Mercek Altı değerli hocalarımla birlikte Türk Koleji'nin nasıl bir eğitim sistemiyle eğitim verdiğini anlatmaya devam edecekler. Ama ayrılmayın. Biz geleceğiz biraz sonra. Evet sevgili seyirciler, reklamlarımızı izledik. Mercek Altı devam ediyor. Reklamlarımızdan önce Bahar Hanım'a bu ders çalışma teknikleri ve uzun uzun devam eden takviye kurslarla ilgili bazı sorular sormuştum. Şimdi Bahar Hanım, takviye kurslarda hoca çocuğun önüne bir kağıt sürüyor. Test kağıtları bunlar ve bunu çalışın diyor veya testlerinizi yapın diyor. Ondan sonra ben size bundan puan vereceğim diyor. Ondan sonra çocuk işaretliyor bildiği kadar. Belki yarısını doğru yapıyor, yarısını yanlış yapıyor. %80'ini de doğru yapıyor olabilir. Çocuğun kendi başarısına göre değişir. Çocuk takviye kurslardan da bir puan almak durumunda hem de normal eğitim hayatındaki yani günlük okul hayatındaki çalıştığı sınavlardan da girdiği sınavlardan da bir puan alıyor. Başarılı çocuklar var, başarısız çocuklar var, işte vasatın üstü dediğimiz çocuklar var. Hoca da diyor ki ondan sonra, ya diyor, bak işte o başarılı ama bu başarısız, demek ki o iyi ders dinledi veya o biraz daha zeki, diğeri ondan daha az zeki. Böyle bir savunma olamaz. Sizin bu takviye kurslarınızda öğretmenleriniz çocuklara nasıl yaklaşıyor? Şimdi öncelikle şunu anlatmak isterim. Ölçmeye değerlendirme birimimizden bahsetmiştim. Bizim öyle bir sistemimiz var ki gerek klasik sınav olsun, gerek test sınavı olsun, gerek yaptığımız her türlü çalışmada öğrencinin eksik kazanımı, eksik becerisi ne varsa onu rahatlıkla raporlayabiliyoruz ve çıkartabiliyoruz. Yani burada öğrenciyi test ver, önünde onu çözsün, yaptı, yapamadı değil. Öğrenci acaba hangi kazanımdan eksik? Acaba hangi becerisinin geliştirilmesi lazım? Her bir öğrenci bir kazanımda çok iyidir ama başka bir kazanımda mesela daha coğrafyada şeydir. Çok iyidir ama matematikte kötüdür. Matematikte iyidir, fizikte kötüdür. Onu da, daha da detaylı. Mesela konuların içerisinde atıyorum fende işte yoğunluk konusunda çok iyidir de hani yoğunluk nedir ne değildir tanımsal olarak biliyordur ama hesaplama kısmında kötüdür. Yani o kadar röntgeni çıkartıyoruz resmen çocuğu. Ve o eksik kazanımı olsun, eksik beceri, biz beceri de ölçüyoruz. İTK değerlerini, 20. yüzyıl becerilerini ölçüyoruz çocuğun aynı zamanda. O konu üzerinde öğretmenlerimiz yeri geliyor birebir çalıştırma yapıyorlar. Yeri geliyor o çocuğa özel ödev veriyorlar. Çünkü her çocuk kendisine özel, farklı bir öğrenme yetisine sahip, farklı bir stile sahip. Kimi çocuk kinestetiktir, kimi çocuk işitseldir, kimi çocuk görseldir, daha farklı. Kimi çocuk daha sayısal alanda kendisini daha yetenekli. Her çocuğun farklı yetenekleri vardır. Her çocuk kendine ait özeldir. Öğretmenler zaten o yeteneklerin ve özelliklerine göre eksikleri varsa eksikleri tamamlayarak her çocuğu kendisinin bulunduğu seviyeden daha bir üst noktaya getirmek için hedefler. Hatta böyle de bir çalışma yaptık. Özellikle lisede SBS ve TEOG'la giren öğrencilerle yüzdelik dilimleriyle lise sonunda geldikleri, üniversite sonunda girdikleri yüzdelik dilimler arasında bir çalışma yapıldı. Atıyorum orta sonda %20'lik, %25'lik, %35'lik dilimle giriyorsa bir çocuk, biz onu %5'lik, %10'luk kendisini bir dilime veya %1'lik bir dilime getirmeyi başarmışız. Bu ne demek? Her çocuk kendi içerisinde aldığı eğitimle kendisini ileriye getiriyor ve daha bir üst dilime, üst noktaya geliyor. Yani bu durumda hocam birebir ders mi veriyor? Birebir ders yapıyoruz ama orada
Şimdi normal bir eğitim öğretimle dediğiniz takviye, biz buna takviye kursu demiyoruz. Üniversite yetiştirme kursları diyoruz. Bunlar birbirinden çok farklı. Eğer öğrenci grubu kalabalıksa eksik öğrencinin kendi eksiğini söyleyebilmesi için önce bulunduğu ortamın kendine uygun bir ortam olması gerekiyor. Biz bu yüzden bu tip üniversite hazırlıkta, TEOG'da da hafta sonu yaptığımız bu kurslarda sınıfları mümkün olduğu kadar seviye sınıfları yapıyoruz. Çünkü yetişkin anlamadığını anlamadım demiyor. Halbuki o kursun amacı öğrencinin anlamadığını, öğrenmediğini öğretmektir. Mış gibi yapmak değil. Çok iyi bir öğrenciyle bir 30 matematik yapan YGS'de 35 matematik yapan bir çocukla matematiği 5 tane yapan çocuk aynı değil. Bir temel öğrencisiyle Türkçe matematik okuyanla bir sayısal öğrenci de aynı sınıfta değil. Çünkü onların hedefleri, atıyorum bu kurslarda Türkçe matematiğe artı 12 saat, 15 saat matematik yapıyorsak sayısal öğrenciye 12 yapıyoruz. Çünkü Türkçe matematikteki öğrencinin sayısal kadar matematik yapması için o saat daha çok verilmesi gerekiyor. Yani bunlar, yine söylüyorum, yapmış olmak için değil. Yapılan bir işin sonunda nereye varacağımızı, başaracağımıza emin olduğumuz şekilde yapılmalı. Bu da ölçme değerlendirme bu açıdan çok önemli. Çok, çok aslında önemli. Komplike bir sistem, yani bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. Hepsi birbirini destekleyen bir çark. Bu çarkın içinde akademik sistemin kendi çarkları var. Bunların bir tanesi bu hafta sonu kurslarımız, bir tanesi etütler, birebir dersler, ödevler, ölçme değerlendirme destek veriyor. Yani her sınıfta ölçme değerlendirme sınav yapıyor. Diyelim ki fen bilimlerinde veya fizikte veya matematikte geri dönükleri bakılıyor. Ve ortak herkesin kazanımlarında, eğer o sınıfın ortak kazanımlarında eksikler varsa tekrar zümre başkanları toplantı yapıyor, zümresini topluyor ve zümresine diyor ki bizim stratejimiz böyle geliştirmemiz gerekli. Ve o kazanımları orada kazandırmaya çalışıyorlar. Tekrar sınav yapılıyor, yapıldıysa, başarılıysa tamam diyorlar. Başarısız olan çocukları bu sefer tekrar destekliyoruz ama başarılı olanlar devam ediyor. Yani bütün sistemde devamlı bir denetleme ve geri bildirim, denetleme ve geri bildirim var ve o denetleme ve geri bildirim sonucunda zümreler oturarak gelen geri bildirime göre çocukların etüt, ders planlaması, hafta sonu kurslarının hepsinde bir şekilde planlama yapıyor. Ve her hafta bunu yapıyorlar. Her hafta zümreler toplantı yapıyorlar ve bunları değerlendiriyorlar. Bir hayli de çok sınav yapılıyor ama sınavlar çoğunluğu çocukları sınav stresine sokmak için veya not vermek için değil, çoğunluğu kazanım eksikliğini tespit etmek için. Yani biz değerlendirme yapıyoruz. Yani ölçmeyi yapıyoruz, sonra da değerlendirmesini yapıyoruz. Çoğu zaman ölçme yapılır, değerlendirmesi yapılmaz. Onun için ölçme yalnızca bir done olarak kalır. Fakat o datayı alıp siz analiz edip onunla beraber eğitim stratejinizi revize etmezseniz... Hocam çok şey istiyorsunuz öğretmenlerinizden ya. Bu, yani, bu takım şeyi. Takım, bakın şöyle... Takım, ben şimdi başka bir konuya getirmeye çalışıyorum. Şimdi hoca durup dururken niye bu kadar uğraşsın ki normalde kamu okullarında veya diğer okullarda böyledir ya. Şimdi hoca girer dersine, yapar sınavını, yazılı kağıdını okur, dersin notlarını girer, öğrencinin notlarını girer, sisteme girer. İşte varsa mesaj çekilecekse velilere mesaj çekilir, öğrencinin kağıdının üzerine yazar işte 8, 9 veya 10 neyse. Ama siz diyorsunuz ki yok böyle olmayacak bizde diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki öğrenci Ahmet adındaki veya Ayşe adındaki öğrencinin matematiği ne kadar bildiğini, matematikten örnek veriyorum, veya hangi konuda eksik olduğunu öğretmenin ortaya çıkartıp ona göre o çocuk için bir yol haritası çizilmesi lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bizde öğretmenlik bu. Evet. Vallahi biz, bravo. Bu konuda şanslıyız. Bir özel kurum olduğumuz için ve çok kuvvetli bir ölçme değerlendirmemiz var. Çok ciddi çalışan bir zümre sistemimiz var. Ve onun üzerine de çok ciddi çalışan bir akademik geliştirme programımız var. Yani öğretmenlerimizi de destekliyoruz. Yani bir doğru, mesela analiz ederken doğru soruyu yazmak çok önemlidir. Yanlış bir soru sorduğunuz zaman çocuk bilebilir ama hangi kazanımda eksik olduğunu göremeyebilirsiniz. Onun için testler yapılırken de çok dikkatli testleri yapmak zorundasınız. Soruları kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa? Evet. Tabii. Bizzat. Her şey bizzat. Evet. Ve YGS sınavında bu seneki YGS. Hazır soru almıyorsunuz. Hayır. Deli dünya internet sorularını 10 tane okulumuzun kendi yaptığı YGS denemesi var.
normal yapılan YGS sınavından sonra örtüşen branş basında korelasyonlarına bakıldı. Mesela matematik sınavlarında sorduğumuz sorular %96 örtüşüyor. Yani birebir örtüşen. Birebir örtüşen sorular aynı var. Aynı şey TEOK için de geçerli. Yani bizim yaptığımız, ona kadar inceliyoruz. Sorular. Eğitim kadromuz gerçekten çok iyi. Yani YGS olsun, TEOK olsun, sorulan soruları o kadar güzel irdeliyorlar ki hani kendi hazırladığınız sorular ÖSYM'nin yaptığı sorularla hemen hemen birebir örtüşüyor. Hocam o zaman bir fikir vereyim ben size neden. Siz kendi hazırlattırdığınız, hocalarınız hazırlattırdığınız soruları kitap haline getirmiyorsunuz. Getiriyoruz, kendi yayınlarımız da var. Hayır, piyasaya satın efendim, diğer çocuklar da yayınlansınlar. Akıllı defterleri, başka bir şey. Öğretmenlerimiz hazırlıyor. Çünkü piyasada satılan testler biliyorsunuz ki kopyala yapıştır, yani internetten indirilen testler. Kitap haline veya test yaprağı haline getirilen testler, çocuklarda pek de her sene aynı testler yayınlandığı için çocuklarda çok fazla faydalanamıyorlar. Başka bir problem daha var. Şimdi veli, aslına bakarsanız veli unsuru çok önemlidir. Her ne kadar çocuğum iyi eğitim alsın, kaliteli eğitim alsın, geleceğe iyi hazırlansın, hazırlandıklarını düşünseler de özel okullara düşündükleri için özel okullara verirler çocuklarını ama kendi çocuklarına da toz kondurmak istemezler. Veli, öğretmen, öğrenci sacayağının her okulda, her eğitim kurumunda olması lazım. Kamu veya özel fark etmez. Ama düşünün ki Ahmet adındaki bir öğrenciden yola çıkarak gidelim örneklememize. Ahmet'in yine öyle diyelim işte İngilizcesi ve matematiği kötü veya bazı konularda kötü, siz ölçme değerlendirmede ortaya çıkardığınız sonuçları, yol haritasını çizdiğiniz çocuğun yetiştirme kurslarını aldınız ama veli bir türlü kabullenmiyor, benim çocuğum çok zeki diyor. İşte orada kim giriyor devreye? Rehberlik mi giriyor? Tabii rehberlik giriyor. Yani akademik o... konuda bu problemi çok yaşamıyoruz. Yani akademik konuda çünkü objektif bir sınav. Yani kendi sınıf arkadaşlarıyla beraber değerlendiriyor. Yani veli onu görerek akademik konuda benim çocuğumun eksikleri yok demesi çok ufak bir ihtimal. Çünkü gerçekten sunuyorsunuz. Bakın bunlar eksik. Bunları yapsın diye biz eksik olduğunu söylüyoruz. Her veli kendi çocuğunun karnesini kendisi görebiliyor, evet. Zaten. Yani sisteminiz veliye de açık. Evet, internet ortamında. Hangi kazanımı yüzde kaç yapmış, hangi sorudan kaç puan almış, neyi ne kadar yapmış, veli çok rahatlıkla görebiliyor çocuğuyla ilgili. Ama davranışsal konuda bu problemleri yaşadığım zamanlar oluyor. Yani davranışsal olarak problemleri olan çocuklar oluyor. Ergenlik çağında. Ergenlik çağında bu çok artıyor tabii. O noktada velilerin kabullenmediği, doğru çözüm önerileriyle, bizim getirdiğimiz çözüm önerilerini takip etmedikleri zaman oluyor. Ve onu da çok samimi açık söyleyeyim. Biz özel tip koyucu olarak, prensip olarak biz çocuklarımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayız. Yani bir çocuk bizim öğrencimizse akademik olarak iyi değil, onun için aman sınav sonu ortalamamızı düşürecek, onun için kaydını yenilemeyelim diye bir prensip gütmüyoruz. Biraz önce Bahar Hanım da söyledi. Biz aldığımız noktadan nereye getirdiğimize bakıyoruz. Yani bugün full burslu 10 kişilik bir sınıf yaratarak il birincisi olup tüm gazetelere verebilirsiniz. Bu da bir akademik başarı olarak görebilir. Bir de bir çocuğu %30'luk dilimini alıp %5'lik dilime sokabilirsiniz. Bu da bir akademik. Önemli olan bunu takip etmektir. Biz bunu takip ediyoruz. Zor olan da budur. Gerçekten objektif olarak kendinizi öz eleştiri olarak değerlendirebilmeniz. O noktada eğer davranışsal problemleri olan bir çocuğun davranışsal problemlerini halledebiliyorsanız, çözebiliyorsanız akademik başarı zaten öyle ya da böyle gelir. Yani olduğu noktadan iyi noktaya getirmeyi zaten biz bunu yapabiliyoruz. Ama davranışsal problemleri çözmekte tek başına okul fazla ilerleyemez. Yani burada veli çok önemli. Veli çok önemli. Veli çünkü bizle beraber katkı koyması gerekli. Zor da bir şey. Yani subjektif olması bir velinin çok zor. Yani bunu da biliyoruz. Çocuğuna karşı durabilmesi mümkün değil çok zaten. Zor. Yani annenin de babanın. Çok zor. Fakat yapmak zorunda kalıyorlar bazen. Biz onun için ben hep şunu söyleyeyim. Biz hiçbir zaman bir çocuğu yarı yolda bırakmayız. Bir çocuğun kaydını yenilememezlik yapmayız. Bir çocukla ilişkimiz kesmeyiz. Ama biz bir velinin kaydını yenilememezlik yaparız. Yani eğer veli bizim kurallarımızı, bizim tavsiyelerimizi, belki hiç olmazsa bir artı değer yaratmak için bir efor göstermiyorsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa
Biz işte o noktada kusura bakmayın diyebiliriz. Ama onun dışında veli her şeyi yapıyorsa, çocuk da her şeyi yapıyorsa elinden gelen, biz de her şeyi yaparız. Ve her zaman da bu üç kişi, öğrenci, veli ve kurum birlikte çalıştığınız zaman her zaman başarıya ulaşıyorsunuz. Yani başarıya ulaşmadığınız zaman olmuyor. Yani ne zaman başarıya ulaşmıyorsak o zaman mutlaka bu üçten birisi zayıf halka ve üzerine düşen sorumluluğu yapmıyor. İşte biz o noktada onu uyarıyoruz. O noktada kuvvetli bir PDR çok önemli. Çünkü bunu yaparken birçok dinamiği birlikte yönetiyorsunuz. Ve bizim çok kalabalık bir PDR ekibimiz var. Ve bir avantajı da bütün kampüslerdeki PDR de tek bir zümreye bağlı olduğu için deneyim paylaşımı oluyor. Ve biz hem eğitimlerde birlikte eğitime giriyorlar, hem de bir kampüste yaşadıkları deneyimleri özel bilgileri paylaşmadan işte case study gibi dosya bazında nasıl çözdüklerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Bir PDRC 20 senede edindiği deneyimi 19-20 PDRC'si çarptığın zaman yüzlerce deneyimin bir departmanda buluşması. O zaman çözüm önerileri çok daha rahat geliyor tabii ki. Bunlara da çok dikkat ediyoruz. Biz zümre çalışmalarının getirdiği, merkezi zümre çalışmalarının getirdiği avantajlardan bir tanesi de bu bize. Evet. Manisa'da da çok kısa zamanda Türk Koleji kendisini kanıtladı. Öğrenci potansiyeli de çok yeni bir okul olmasına rağmen bu ivmeyi çok hızlı bir şekilde atlattı. Sanıyorum ki işte Mezunlar Derneği'nin çalışmalarıyla da önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler bu katılımlar biraz daha artacaktır. Biz evet. Daha çok sık geleceğiz herhalde Manisa'ya. Dernek olarak Mezunlar Derneği. Daha çok faaliyet yapmanız lazım. Daha çok faaliyet yapacağız. Önümüzdeki günlerde sizin faaliyetleriniz var sanıyorum. Değil mi efendim? Evet. İpek Hanım. Biraz onlardan bahseder misiniz? Okul olarak mı, dernek olarak mı? Hem okul hem dernek olarak. Şimdi ilk başta da bahsettiniz, herhalde onu soruyorsunuz. Biz Türk örf adetlerini, adımız da Türk Koleji zaten, bağlı bir okuluz. Saygı, disiplin, sevgi zaten Türk olmanın en büyük özelliği bize göre. Ve ben bunu dediğim gibi sayın kurucumdan da biz bu saygıyı, sevgiyi görüp torunlarından da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Türk Günü. Biz Yiğit Bey'le birlikte çalışırken halen beraberiz ama kendisi Bahattin Tatış Kampüsü'ne geçti. Çiğli'yi yalnız başına bıraktı artık. Biz arada bir geliyor. Hep her baştan beraber. Serzeniş var. İşte hocam, evet, evet ama o da ipoş görünce çok üzülüyorum ben Yiğit Bey'in odasını, o yüzden. Bir gün dedik ki hocam dedi bir usta bin usta diye bir program var dedi. Anadolu'da kaybolan Türk el sanatları kaybolan o ustaları tekrar ortaya çıkarmak. Böyle bir çalışma yapsak nasıl olur dedi. Biz de kendi Türk ananelerimizi, el işimizi, sanatımızı çocuklarımıza öğretsek dedi. Neden olmasın dedim. Ben kişilik olarak da biraz yatkınım, fazla milliyetçiyim. Kendim de yıllarca halk oyunları grubunda oynadım, çaldım, söyledim misali. Ve biz 5 sene önce bu işe başladık. Yarın bunu bir usta, yapacağız. Bir usta bin usta değil. Bizimki Türk günü. Bu yarın 5. geleneksel Türk gününü yapıyoruz. Her sene Nisan ayının 3. haftası bunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türk sanat müziği çalgıları bir sene. Bir sene Türk halk müziği çalgılarını tanıttık. Türkülerimizi, şarkılarımızı en eski yıldan. Tabii kalkıp Bedi Efendi'den söylemedik çocuklarımıza çok zor gelmesin. Keşke olurdu. Yine bir Gülnihan'la başladık. Onu bildikleri için o da çok eski bir Türk sanat müziği. Bunun yanı sıra bölgelerimizi şöyle yapıyoruz. Sabahleyin bir yörenin oyunlarını gösteriyoruz. İlk sene Türk el sanatlarını verdik. Burada Antep'ten bakır ustası, demirciden halı ustası, Menemen'den çömlek ustası. Her camışı, bölgeden topladınız. Her bölgeden topladık. O sanatçılar eserlerini çocukların önünde yaptılar ve yaptırdılar. Öğleden sonra iki yörenin oyunlarını, türkülerini canlandırdık. Öğlen arasında da Türk mutfağını çocuklarımıza öğretiyoruz. Eğer Karadeniz yöresi ise pişiriyorlar. Hayır, bunu destek alıyoruz. Pişmiş olarak geliyor. Eğer Karadeniz yöresi ise Karadeniz mutfağı. Güneydoğu Anadolu ise Güneydoğu mutfağı. Ege ise yarın Ege olacak. 5. Sabah programımızda Ege yöresinin
kız kınası ve erkek evi Çeşmebaşı tanışması canlandırılacak. Öğlenliğin Ege Bunları yöresi. Öğrenciler yapacak. Öğrenciler yapacaklar. Öğrenciler Öğrencileri kim eğitti peki? Öğretmenler yine. Öğretmenlerimiz. Halk dansları öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz var. Evet. Öğretmenlerimiz öğretti. Çok doğru. Aynı. Öğrenliğin Ege bölgesi yemeklerini. Ben inanıyorum yarın keşkek öğrencilerimizin yarısından çoğunun bu sözcüğü bile bilmediğine ben eminim. Ama bir çocuğunuz... Belki de tatmadılar. Tatmadı. Hiç. Ama bir öğrenci bir yarışmada çıkıp da hocam dün bendiri sordular bildim dediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Bendir dediğiniz zaman tef der herkes. Halbuki bendir ayrı, tef ayrıdır. Onu öğrenci bir zaman benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o bizim özümüz. Öğleden sonra Türk sahne sanat, tiyatro sanat sahnesini yapacaklar. Orada da Mekdah Karagöz Hacı var. Sakın bu öğrencileri yine tiyatro konusunda kendi öğretmenlerimiz kendi öğretmenlerimiz değil. Edebiyat öğretmenimiz. Gölge oyunu da değil, Karagöz Hacı'nı bizzat öğrenciler kendileri oynayacaklar. Bunu da sizin öğretmenleriniz bizim öğretmen, edebiyat öğretmenlerimiz yaptı. Hocam Manisa'ya getirecek misiniz bu öğretmenleri? Varsın, tabii tabii var tabii. Manisa'da şimdi bizim... bir kere şöyle söyleyeyim size. Zümre çalışmamız bu. Bu mesela Çili'de böyle bir proje olunca karşısında da Manisa'nın da buna eşit bir proje yaratması gerekli. Tatlı rekabimizde rekabetimiz var. Orası Grease'i yaptı. müzikal, İngilizce. Biz Davul Zurna ile Türk günü yapıyoruz. Aramızdaki evet. Fark bu. Bakalım Manisa tatlı ne bir rekabet. Siz bizim yöredesiniz. Biz birlikte yapabiliriz. Çin. Ama öyle mi? Şöyle ben... Yok biz sizin projenizi almayalım. Biz ya İzmirli yapıyoruz. Olmak yok, var. Bahattin Taşbaşı İzmirli yani. Olmayı yaptı. Ya her şeyin okulun bir kere birkaç tane projesi oluyor. Bunlar geleneksel hale geliyor. Ve belli bir değer öğretmek için çocuklar aslında esas hedef. Şimdi aslında bizim şöyle bir 6 tane değerimiz var bizim. Bu 6 tane değer akademik eğitimlerin yanında devamlı vermeye çalıştığımız değerler. Bunları biz derste de veriyoruz. Örneğin matematik dersinde bir soruyu sorarken bu değerlerden vermeye çalışıyoruz. Kulüplerimizde de veriyoruz. Bu tür büyük projelerimizde de veriyoruz. Bu değerler... Yani ders içerisinde mi giydiriyoruz? Tabii giydiriyoruz. Yani sırf derse değil, ödevine kadar her yerde biz bunları pekiştiriyoruz. Yani bunları çocuklara çünkü dikte etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunları çocuklara öğretmeli ve bunları gerçekten kazanmaları gerekli, hissetmeleri gerekli. Bu Türk gününde mesela bunu çok güzel veren örneklerden bir tanesidir. Bu değerlerimiz bizim Atatürkçülük değeri, bizim özellikle öğretmeye çalıştığımız değerlerden biri. Doğa ve çevre bilinci, sağlık ve hijyen, disiplin çok önem verdiğimiz. Yani disiplin derken hayat disiplini, öz disiplin. Türk örf ve adetlerine sahip çıkmak. Çünkü ne yazık ki biz bunun yönetici olarak eksikliğini görüyoruz. Çocuklarımızın modernleşme adı altında birçok önemli değerini yeterince sahiplenmediğini görüyoruz. Türkiye'nin önemli bence problemlerinden birisi bu. Kaybolup gidecek. Bütün bu değerleri biz çocuklarımıza farklı farklı projelerde vermeye çalışıyoruz. Tabii Türk Günü çok örnek ve çok güzel bir proje. Çünkü Türk Günü'nde yalnızca Türk örf ve adetlere sahip çıkmak değil, tarih bilincini de veriyorsunuz. İçinde milliyetçilik bir değerini de veriyorsunuz. İçinde sanatsal değerler de veriyorsunuz. İçinde disiplin değerini de veriyorsunuz çünkü o çocuklara belli bir programda güzel bir performans sergilemesi için bir öz disiplinle hazırlık yapması gerek. Yani birçok değeri harmanlayarak veriyoruz ve bunların planlaması yaparken oturarak böyle konuşuyoruz. Biz hangi değerleri çocuklara vereceğiz bunu yaparken diyoruz ve bütün mümkün olduğu kadar çok değer katmaya çalışıyoruz içine. Hele o sorumluluk bilinci. Biz şimdi bu sorumluluk bilincini her konu için böyle çok basit iki tane kelime gibi yan yana kullanıyoruz ama sorumluluk bilinci dediğimiz olay çok başka. Çocuk üniversiteden, genç üniversiteden mezun olup da böyle hayatın içerisine akmaya başladığı andan itibaren sudan çıkmış balığa dönüyor. Zannediyor ki askerliğini yapmış veya yapmamış.
aile içerisinde hayatını idame ettirirken de eğitim hayatını idame ettirirken ben kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladığım zaman bu kadar rahat olacağım, bu kadar rahat yaşayacağım. Yemeğim önüme hazır gelecek, işte birisi harçlığımı cebime koyabilecek veya hemen bir işe girmesem, mezun olsam bile hemen bir işe girmesem anne baba bana bakmaya devam edecek. Elbette anneler babalar görevlidir, bakmaya devam ederler ama ne zaman ki ekonomik bağımsızlığını kazanmaya başladığında çocuk iş hayatının içerisine girdiğinde veya o genç, o birey kendi patronuyla veya işvereniyle yüz yüze geldiğinde o sorumluluk bilincinin ne demek olduğunu işte o zaman, o andan itibaren başlayacak. Evet. Çünkü sizin başınızın ağrıması, sizin herhangi bir sıkıntınız olması, kendinizi iyi hissetmemeniz, havanın kötü olması, üzgün olmanız, becerememeniz size verilen görevi, becerememeniz veya size verilen görev dışında sizden herhangi bir üretim, fikir bile vermeden bunu üreteceksin diyor ama nasıl üreteceksin bana ne, bu senin görevin. Eğer mezun olmuşsan, mühendis olmuşsan bunu üretmeyi bana sormayacaksın. Şefine sormayacaksın, imalat müdürüne sormayacaksın veya senin üstünde bu işi bilen kişiye sormayacaksın. Bunu üretmek senin görevinse, ben seni bunun için almışsam bunu nasıl üreteceğini, Ar-Ge'sini senin yapman lazım. Gerisi beni ilgilendirmez. Ben sonuca bakarım diyor. İşte hayatın gerçeği ve sorumluluk bilincini almış bir genç veya çocuk iş hayatına atıldığı zaman başarısız olma gibi, olmama gibi bir şansı yok. Evet. Siz bunu eğer verebiliyorsanız gerçekten eğitim okullarınızda zaten işin %90'ını aşmış oluyorsunuz. Bence. Evet. Bizim hedefimizde. Belli olmuyor üçümüzde. Belli olmuyor. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Keyifli, güzel. Böyle güzel bir eğitim sistemiyle gençlerimizi, çocuklarımızı eğiten bir eğitim kurumunun olduğunu bilmek, görmek, bunun araştırmasını da yaptım. Beni çok mutlu etti. Hele 1950'den beri ayakta durmayı başarabilen, Türk kültürünü sadece akademik başarısı değil, Türk kültürünü çocuklarımıza, gençlerimize öğretmeye çalışan bir eğitim kurumu, adı üzerinde bir eğitim kurumu olduğunuz için Atatürkçü değerleri yaşatmaya çalışan bir okul olduğunuz için böyle bir sistemle bundan sonraki yıllarda bu sektöre emek vereceğiniz için ben sizi tanıdığım için çok şanslı hissediyorum kendini. Sizden başlamak üzere son olarak neler söylemek istersiniz? Kayıtlar devam ediyor mesela. Kayıtlar devam ediyor. Okulumuzda devam ediyor. Her ne kadar senenin sonuna yaklaşmış olsak da yine önümüzdeki sezon için mi alıyorsunuz? Tabii önümüzdeki sezon için bu kayıtlar başlıyor. Ya bu sezonda yani isteyen tabii bu sezonda başlayabilir ama çok az bir dönem kaldı önümüzde. Yani çocuğun adaptasyonu vesaire konusunda gerekli değilse biz çok şey yapmıyoruz, zorlamıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Ben şunu son söz olarak söyleyebilirim. Biz Manisa'ya gerçekten bir ekol okul yaratmak için geldik. Hedefimiz birkaç sene içinde gerçekten bu okulu, bu çevreye bir çekim merkezi haline getirmek. Hem akademik hem olarak hem sosyal olarak. Ve belki de şimdi baktığımızda geç bile kalmışız diyoruz Manisa kadar güzel olan şehrimize. Ama hep aklımızdaydı, hep gönlümüzdeydi. Biz nedense Manisa'nın böyle bir şanssızlığı vardır. Hep İzmir'e kaptırırız. Ama İzmir'den güzel şeyleri bu tarafa almak da biraz gecikiriz bir Manisalı olarak. Ama bence bu çok hızlı bir şekilde geri dönecek. Yani Manisa'ya gelince de insan onu görüyor. Manisa'daki gelişimi ve o enerjiyi insan görüyor. Ondan da aslında çok seviniyor. Yani Manisa'ya kadar değerli bir şehrin potansiyelini çok hızlı bir şekilde yaşayacağını görebiliyor. Biz eğitim kurumu olarak da burada olmaktan çok mutluyuz. Çok da destek görüyoruz manen. O nedenden dolayı da kısa zamanda da bütün hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza eminiz. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bahattin Tatış'ın torununu burada ağırlamak benim için çok büyük bir onur. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bahar Hanım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçen gün o mezunlar yemeğinde ben de oradaydım.
bir mezun olarak ve kendi arkadaşlarım, mezun sınıf arkadaşlarım da oradaydı. Lisede hani hep yatılı sınıf arkadaşlarım, Manisa'dan gelen hani hep vardır ama şimdi burada Manisa'da onların yanında olmak ayrı bir mutluluk verici bize. Umarım yüzümüz kara çıkmaz, sahip eğitim sistemimizle aynı yolumuza devam ederiz ve nice başarılar elde ederiz. Siz profesyonel düşündükçe, siz ayrıntılarla eğitimi vermeye devam edince sanıyorum ki başarı zaten arkasından gelecektir. Çünkü ki ayrıntılara takılan bir eğitim sistemiyle devam ettiğiniz için ben bu konuda hiçbir endişem yok. Manisalılarında da olmamıştır sanıyorum ki. İpek Hocam. Buyurun. Şimdi ben en son olarak çok güzel bir kitapta okumuştum. Bu hep aklıma gelir. Özel Türk Koleji, Bahattin Tatış, Tatış ailesi, üç kuşak. Bir yerde okumuştum, çok güzel bir söz vardı. Ben burada en son onu söyleyerek Türk Koleji'ne daha çok uzun kuşaklar devam edeceğine inanıyorum. Bu Manisa olur, Aydın olur, Denizli olur. Bir yerde bir kitapta şöyle bir şey okudum. Eğer bir yıllık ürün almak istiyorsan pirinç dik. Eğer 10 yıl, 20 yıl ürün almak istiyorsan ağaç dik. Ama asırlar boyu bu ürün almaya devam etmek istiyorsan insan yetiştir diyordu. Evet, Türk Koleji asırlar boyu devam edecek, 66 yıl. Ve bu Türk toplumuna çok güzel insanlar yetiştireceğine inanıyorum. Burada adres hiç mühim değil. Sadece kapısına Özel Türk Koleji yazması bence yeterli diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizimle paylaştığınız için. Tecrübe kendini gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben gurur duyuyorum okulumla. Ayrıcalıklı olduğumuza inanıyorum. Sizden gurur duyuyorsunuz. Hepinizde o aşkı, sevdayı gördüm. Eğitim aşkını ve sevdasını gördüm. Çocukları, velilerin çocukları değil de okula para kazandırmak için aldığınız ticaret argümanlar olarak değil de onları kendi çocuklarınız gibi geleceğin emanetçileri, yarınlarda var olmak için, evet, o çok yarınlarda güzel var olmak için Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk topraklarını Türk'ün ileriye dönük nesillere daha kaliteli insanlar düşüncesiyle, üretmesiyle, sanayileşmesiyle, gelişmesiyle artı kazandırabilecek bireyler yetiştirebilmek için, yarınlarda var olabilmesi için bu nesillerin bir amaç edinmişsiniz ve bu amacı bu sevdayla yapıyorsunuz. Anlatırken zaten gözlerinizin içine baktım. Bunun hissiyatını gördüm. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bunu da yaşıyorsunuz. Kendi içinizde yaşıyorsunuz. Çok mutlu oldum. Böyle öğretmenleri, böyle eğitimcileri görünce ben çok umutlanıyorum. Geleceğe dair çok umutlanıyorum. Keşke herkes sizin eğittiğiniz ve sizin okullarınızda öğretmenlik yapan öğretmenler gibi düşünseler. İnşallah. Keşke İnşallah. Öğretmenliği sadece meslek olarak değil. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Hem çocuklarımızla hem öğretmenlerimizle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, 66 yıllık bir hikayeyi çok kısa sürede size anlatmamızın imkanı yok. Yani 2,5 saatlik, 3 saatlik bir programda anlatmanın imkanı yok 66 yıllık hikayeyi. 1950 yılında başlayıp yıl 2016. Bu kadar uzun sürede ayakta durabilmiş bir eğitim camiasından bahsettik size. Bu eğitim camiasının sisteminden ve öğretmenlerinin diğer öğretmenlere nazaran, eğitim sisteminin diğer eğitim kolejlerine nazaran farkını sizlere anlatmaya çalıştık bu kısa sürede. Ne kadar dilimiz döndü, ne kadar başarılı olduk bilemeyiz ama şunu biliyorum ki ben Türk Koleji, bahsettiğimiz efendim 5 kampüs 20 okulla 22 okulla kalmayacak. Bu programları biz yapmaya devam ettikçe Ege bölgesinden başlamak üzere Sayın Yiğit Tatış, buradan size de mesaj veriyorum. 10 kampüsünüz var değil mi? Evet. Oğuz Bey 10 kampüs istiyorum dedi. Benim duyduğum. 10 kampüs mü? Evet. Ama kaç yıllık hedef onu bilmiyorum. 5 olur, 10 olur. Demek ki birazcık daha sağlamcı bir zihniyete sahip Tatış ailesi. Şimdilik 5 kampüs 22 okul, Manisa'da dahil olmak üzere son açılan okulla birlikte
Ben diyorum ki Ege bölgesindeki bütün iller, hatta İnşallah. Bütün illerin ilçeleri böyle bir kampüsler zinciri olsun İnşallah. Ve Türk Koleji'nin eğitim sistemiyle bütün illerdeki, bütün ilçelerdeki öğrencilerimiz tanısın, velilerimiz tanısın, farkını yaşasınlar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Slogan güzel, yarınlarda var olmak için efendim öğrencilerimizi, müsait olan öğrencilerimizi, isteyen öğrencilerimizin velilerini bir gitsinler Manisa kampüsüne, yetkililerle bir görüşsünler. Eğitim sistemlerini bir öğrensinler, sorgulasınlar, araştırsınlar. Belki aradıkları o eğitim tarzı, şekli Türk Koleji'nde vardır. Oradaki yetkili arkadaşlar mesai saatleri içerisinde zaten oradalar, size her türlü bilgiyi verebilecekler. Eğitim sisteminden tutun da hatta hocalarıyla tanışacaksınız. Hocalar size eğitim sistemindeki farkı ve çocuklarınızın mezun olduktan sonraki yaşayacakları hayatı anlatacaklar. Çünkü YGS, LYS, TEOG denen sınavlar var efendim. Bu sınavları aşabilmek çok kolay değil. Çünkü sizin çocuğunuz, sizin çocuğunuzu geçmek, sizin çocuğunuzu aşmak isteyen başka bir çocukla yarışıyor. Belki sizin çocuğunuzun bilgi seviyesinden daha üst seviyede bir bilgiye sahip karşısındaki rakibi. Eşit seviyede olmasının imkanı yok. Dolayısıyla çocuklarınızın işi kolay değil efendim. Onlara destek olun. Ben şimdi işin maddi boyutuna girmek istemiyorum. Zaten siz gittiğiniz zaman bu tür bilgileri orada alacaksınız. Ama bir annenin ve babanın yapacağı tek şey çocuğuna yatırımdır efendim. Hoşça kalın. Önümüzdeki pazartesi Allah izin verirse karşınızdayım.